Kocaeli TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli spor severler. Spor Özel'de yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Yine yoğun bir gündem var önümüzde. Spor Özel'de yine bunları değerlendireceğiz. Yaz döneminde olduğu gibi iki haftadır sizlerleyiz. Üçüncü haftamız bu. Sizlerle beraber olmaya başladığımız sevgili Zafer Onar ve İsmail Erkul'la beraberiz. Yine iki forma hediyemiz var. Bu hafta Sayın Yaşarcan Özcan Pişmaniye adına bir forma hediyesinde bulunuyor yine bu hafta. Ve ayrıca Sayın Erdinç Öztürk, Öztürk Oto Kurtarma da bugün bu hafta forma veren diğer bir bizimle beraber olan kişi. Kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz. Hemen ben sözü uzatmadan konuklarıma döneyim. Zafer abi hoş geldin. Hoş bulduk daha hocam. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? İyi görünüyor. Saatler olsun. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmail abi hoş geldin. Teşekkürler hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Evet, gündeme baktığımızda tabii Kocaeli Spor Topuk Yaylası'nda ikinci etap çalışmalarında A Milli Futbol Takımımız Euro 2024'de çeyrek finalde veda etti. Ve geçtiğimiz hafta sonu da 663. Kırkpınar Yağlı güreşlerini geride bıraktık. Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan da sporcularımız mücadele ettiler. Onunla başlayalım yağlı güreşlerle. Yusufcan Zeybek Kırkpınar'daki altın kemerin sahibi oldu. Zafer abi seninle başlayalım. Başlayalım. Tekrardan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Taha'cığım sana da teşekkür ediyoruz tekrardan. İsmail'cim iyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer abi. Sevgili Kocaeli TV izleyenlerine de buradan bir kez daha hayırlı akşamlar dileyelim ve programımıza başlayalım. Taha topu bana attı. Evet, sporda gene yoğun bir hafta var. Sevgili Taha'nın da dediği gibi ilk olarak güreşlerle başlayalım dedi. Güreşlerle ilgili ben buradaki arkadaşlardan bir tık daha belki iyiyimdir. Çünkü onları iyi takip ediyorum senelerdir. Benden 2-3'lük vardır herhalde. Ne dedin İsmail'cim? Benden 2-3'lük vardır herhalde. Bayağı vardı çünkü evet. Sevgili eski güreşçilerden, baş pehlivanlardan Sezgin Yüksel de kendi sağlamın oğlu. Ustamız, koca ustamız, ona da buradan selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Güreşleri, yağlı güreşleri ben takip ediyorum. Bütün güreşçileri de tanıyorum çoğunu. Hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Cuma günü başladı Kırkpınar sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler. Cuma günü açılış oldu. Cumartesi günü alt boylar ve baş pehlivanlar güreşen yaklaşık demeyelim sayı 40 oldu. Çünkü bu 40 sayısı daha önce daha fazlaydı daha önceki yıllarda. Çünkü 70-80'e dayanıyordu. Şimdi geçen sene CV Enerji Ligi'ne katılan güreşçilerden ligi ilk 32'de bitiren bu sene direkt baş pehlivanlık güreşlerinde güreşmeye hak kazandı. Diğer kalan 8 tane arkadaş da perşembe günü eleme maçları yaptılar ve 8 kişi kaldı. Bu sayı 40'a çıktı. 40 baş pehlivan yaklaşık 2 gün boyunca güreşçiler. Bizim 3 tane güreşçimiz çeyrek finale kaldı. Kağıtspor'dan Mustafa Arslan ve Hüseyin Gümüşalan'la birlikte Başiskere Belediyespor'dan Hamza Özkaradeniz. O da geçen senenin verdiği bir enerjiyle iyi bir güreş sezon geçirmişti geçen sene. Bu sene de iyi bir çıkış yakaladı. Çeyrek finale kadar kaldı. Çeyrek finalde iki arkadaş elendi. O Mustafa Arslan'la sevgili Hamza Özkaradeniz ve Hüseyin Gümüşalan kaldı. Evet. Yarı finale. Hüseyin Gümüşalan da son yılların çıkış yakalayan önemli pehlivanlarından birisi. Buranın evladı Karamürselli. Son yıllarda evet o da aslında kemer bekliyorduk ama Yusufcan Zeybek'e elendi o da yarı finalde. Sağlık olsun diyelim ama yağlı güreşte biz en son 97 yılında yanlış bilmiyorsam Ahmet Taşçı 3 kez bu kemerin sevgili ustamız ebedi sahibi olmuştu. 3 kez arka arkaya kazanarak. 3. kez kazandı evet. O yıldan beri Kocaeli'de yağlı güreş iyice gerilemeye başladı. Bununla alakalı çoğu kez yetkililerle konuştuk. Neden bu şekilde oluyor diye. Çünkü yağlı güreş dediğiniz zaman tarihi bunun 663 yıl öncesine evet. kadar gidiyor. Atasporu diyorlar. En eski spor dalı. Çok da zordur bu sporu yapmak arkadaşlar. Bayağı bir zor. Yani böyle futbol gibi 90 dakika topa vur, al 10 milyonu, 20 milyonu, 30 milyonu değil. Öyle adamlar değil.
Yani saatlerce Allah vergisi o güçleriyle, kuvvetleriyle, birbirleriyle güreş yapıyorlar. Gerçekten dünyanın bana göre en zor sporudur yağlı güreş. Evet. Buradan yapan arkadaşları tekrardan yani saygıyla önlerinde eğilmek istiyorum. Gerçekten de büyük bir iş başarıyorlar. Evet, yağlı güreşle alakalı bir gerileme var. Bunun sebeplerini aslında bir buradan büyükşehir yetkililerine mi söyleyelim, kime söyleyelim? Bununla alakalı bir araştırma yapılsın. Sevgili arkadaşlar. Genel anlamda. Genel anlamda yani biz hani Antalya'ya kaptırmışız. Kaptırdık yani. Yağlı güreşi. Neden Antalya'ya kaptırmışız? Bu buranın merkezi, yağlı güreşin merkezi. Sevgili Ahmet Taşçı ustamızdan dolayı herkes Karamürsel, işte Kocaeli olarak biliyordu. Evet. İşte Ekrem Yavuzlar, Sezgin Yükseller, Eyüp Ünlüler, Ziya Ünlüler, bunlar 90'lı 2000'li yıllara kadar Kocaeli'nin mihenk taşlarıydı. Ama 2000 yılından sonra yağlı güreşte bir düşüş, gerileme oldu. Acaba çıkmıyor mu abi, yoksa bir İşte destek çıkmıyorsa mi? Sebebi ne? Destek mi yok acaba? Yani destek var. Büyükşehir destekliyor. Büyükşehir destekliyor ama işte çıkmıyor mu nedir sporcu bilmiyorum. Onun şeyini yetkililer buradan işte Büyükşehir'in başkanı İbrahim Erçin galiba Kağıt Spor'un. Güreşte evet. Spor müdürü Alparslan var, sevgili Alparslan Arslan var. Evet. Davut abimizin oğlu, güreşten gelen. Davut abi var, bu bir konsey kurulup böyle bir spor şeyi yapılması lazım. Yani bizi, spor kenti Kocaeli derken aslında bunun altını boş bırakılmaması lazım. Abi yaz lazım. Boyunca mesela Nisan ayında başlıyor güreşler, Eylül-Ekim'e kadar sürüyor. Yani 7-8 ay yağlı güreş yapılıyor. Haftanın işte hafta sonları, cumartesi veya pazar. Buna ilgi alaka da var. Şimdi sen bir güreş müsabakasına gittiğin zaman adam 9'da geliyor oraya seyirci. Bu işin çok şeyi var. Evet ya. Adam 9'da geliyor abi tribüne. Akşam 8'e kadar. Yani adam tuvalete zor gidiyor, affedersin, tamam mı? Ama futbol maçında adam 2 saat duruyor orada. Maç bitiyor, hadi evine. Bir de 15 dakikada da oluyor mesela, şeyde de oluyor. Yani burada adam tuvalete zor gidiyor. Anlık bir şey oluyor çünkü. Hemen tabii bir şey yani bir heyecan var, bir aksiyon var orada. Ya bu çok güzel bir şey. Başka bir spor dalında bunu bulamazsın. Evet. Yani 10 saat, 12 saat insanlar orada oturup da bu yağlı güreşi izliyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili ben buradan çağrı yapıyorum. Her zaman da konuştuğumuz şeyler, aynı şeyler. Bir şeyler yapılsın. Biz Antalya'ya bu işi kaptırmışız. Bu açık ve net. Bunu yetkililer de farkındadırlar ama ben de başka da bir şey söylemeyeyim. İşte kürsü yaptı Hüseyin Gümüşalan kardeşimiz dün. O da bir başarıdır. Tebrik ediyoruz. Ama tabii ki kemerin buraya gelmesini beklerdik işin açıkçası. İnşallah seneye kaptırmayalım abi. Geçen sene de aynı şekilde kürsü yapmıştı Hüseyin. Elenmişti. Artık seneye mi diyelim, ne diyelim? Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Top sizde arkadaşlar. İsmail abi senden de yorum alayım. Ben dün işte Kocaeli'li öncelikle herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Ben dün özellikle mesela eskiden bu kadar çok seyretmezdim. Çünkü ben sıkılıyorum seyrederken. Çok güzel spor, eyvallah, bir şey demiyorum. Ben de senin gibiyim. Çok sıkılıyorum ama Kocaeli'li güreşleri olduğunu bildiğim için özellikle izleyemedim ama ben yarı finalden itibaren izlemeye başladım. Yani Hüseyin Gümüşalan'dan itibaren izlemeye başladım. Yani ben Mustafa Arslan'ı ve Hamza Özkaradeniz'i izleyemedim. Yani vaktim olmadı. Abi oturdum izle bitmiyor. Oraya git buraya git geliyorum. Hala devam ediyor. Yani dediğin gibi anlık. Oradaki seyirciler falan sıcak. Tabii. Ya falan. Gerçekten zor bir spor. Hüseyin Gümüşalan'ın elenmesine tabii ki üzüldüm. Kocaeli temsil ediyordu sonuçta, Karamürsel'i. Seneye de neydi bu kazanan ismi? Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek de seneye de 2 senedir kazanıyor. Seneye de kazanırsa sahibi olacak. Antalya'ya gidecek. Aynen kemer. Antalya'ya gidecek. İşte seneye kaybetmememiz lazım. Seneye çünkü uzatma da oluyor biliyorsunuz. Hani bozuluyormuş herhalde 2'den sonra. Evet. Tekrar sıfırdan başlıyormuş. Ben tekrar yarışan güreşçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ederim. Sonuçta Kocaeli'yi temsil ettiği için tabii ki bizi televizyon başına diktiler, seyrettirdiler. Allah güç kuvvet versin. Gerçekten de çok zor bir spor. Ben bile izlerken yoruldum yani. Kendim yoruldum. Onlarınki bir de sıcak, işte çimenliğin içinde. Ya ayrı. Devamlı böyle yüzleri gözleri yani bakıyorum. Gerçekten zor. Yani Allah yardımcı. Adrenalin de var bir yandan. Tabii. Allah yardımcılar olsun. Eren Hüseyin Gümüşalan'ın finale çıkmasını isterdim ama. Hüseyin Gümüşalan'la ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bir de yağlı güreşçi şu an Ronaldo'sunu yendi bir de. Yendi, Ali Gürbüz'ü yendi. Evet. Çok Ali Gürbüz'ü yenmek de öyle. Ali Gürbüz şimdi şu anki baş pehlivanlar arasında baktığınız zaman adam şeyin hani futbolda Ronaldo zirvede ise Ali Gürbüz de
Megastar diyorlar zaten. Lakabı öyle. Sen Ali Gürbüz'ü yendin. Yusufcan Zeybek'e yenildin. Yusufcan Zeybek'i hiç izlememişim acaba. Ben mesela orada izlerken çok taktik aldım. Hatta hiç anlamadığım halde. Yani hiç anlamam ben. İşte baş altı işte, diyorlar. Bir şeyler o iş farklı oluyor. Şimdi milli takımda diyorlar. Biz nasıl, milli takımı da konuşacağız. Evet. Milli takımda nasıl şeyler oluyor? Sporda bu yani oluyor. O zaten anlık bir şey. Sen çok anlık oldu. Elin adamı sarılıyorsun. Hop bir kayıyor ayağın. Veya adam sana bir çelme takıyor. Zaten gitti. Öyle oldu. Ayağı kaydı yani. Zaten genelde o şekil oluyor. Şeyin, sporun güzelliği de bu. Güzel heyecan yaşattıkları için teşekkür ederiz. Çok güzel bir spordur yağlı güreş arkadaşlar. Evet. Daha detaylı başka yerlerde konuşuruz. İnşallah seneye yani. Nasıl olursa Zafer abi, hani çok uzun kalmak istemiyorum orada ama böyle canlı da izlemek isterim. Yani çok sıcak, çok... Ben birkaç kere gittim. Oranın İnşallah seneye nasip farklı. Olursa yine biz böyle bir yazın beraber olursak inşallah seneye gelen kemeri konuşuruz. İnşallah. İnşallah. Aldığımız, hani bozduğumuz kemeri konuşalım bu sefer. Evet çünkü... Aynen. Ben gitmesini istemiyorum şahsen. Bakın 7 tane başa güreşen baş pehlivan var. Bu çok önemli aslında arkadaşlar. 26 yıldır kurulamıyormuş bir de bu rekor. 26 yıldır. Bak şu an Kağıt Spor 7 tane baş pehlivanı, Türkiye'nin en iyi baş pehlivanlarından 7 tanesi bizim kulüpte arkadaşlar. Bakın şans bu. Yani biz buradan ama bir şeyler çıkartmamız lazım. Zafer abi 3 tane sporcu gönderdik mesela. Hepsi de işte Mustafa Arslan, Hamza Özkadeniz, Hüseyin Gümüşhan, bunlar... Onlar çeyrek finale kaldılar. Hani diğerleri cumartesi günü elendi. Arkası geliyor demek yani, arkası var bunun. Ama işte şunu da söyleyeceğim. Mesela bununla alakalı, tamam 4-5 sene sonra belki var mı iyi çocuklar? Evet. Bir yağlı güreş okulu açılabilir. Hmm. Tamam güreş okulu vardır ama yağlı güreşle alakalı mesela benim hep kafamda olan bir proje var. Yani çocuklara madem spor yaptırıyorsak yağlı güreşi sevdirelim. Kağıt Spor bununla alakalı çalışmıyor. Bakın 10 tane, 15 tane yakın burada Kocaeli'de yağlı güreşçi var eskilerden. Evet. Koyarsın abi bir tanesini başına. Yapmak isteyen çocuklar da olur. Okullara gidersin. Okullara gidip de işte futbolu, basketbolu, voleybolu nasıl çocuk buluyoruz? Evet. Çocuklara bunu anlatalım. Gitsin Ahmet Taşçı ustamız, işte Ekrem Yavuz'u, Sezgin Yüksel'i, Eyüp Ünlüsü, Ziya Ünlüsü. Bunların hepsi gitsin. Okullarda panel versinler. Bu sporu da sevdirelim arkadaşlar. Ben biraz sevmeye başladım dün seyrettikten sonra. Ben programdan sonra anlatınca daha çok seveceksiniz. Evet, biraz sıkıcı. Biraz sıkıcı ama yani biraz sabırlı, sabır da isteyen hem seyreden için. Çok güzel bir spor arkadaşlar. Ama güzel. Teşekkür ederiz tekrar katılan güreşçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. İnşallah seneye bu üçü bozmamız lazım. Evet, bozmamız lazım. Şey yapmamız lazım diyelim. Bir diğer ana gündem maddesine geçelim. Malum Euro 2024 devam ediyor. Yarı final turundayız ama biz yokuz. Ama bir eksikle, büyük eksikle A milli takımımız veda etti. Euro 2024'de Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak öne de geçtiğimiz bir karşılaşmaydı. Yer yer milli takımın özellikle ilk yarıda baskılı olduğu bir karşılaşmaydı. Rakip Hollanda tecrübeli bir rakip, güçlü, kağıt üstünde güçlü bir rakipti ama ilk yarıda maçın bir bölümünden sonra dengenin de yakalandığı bir maçtı. Evet. Yani Hollanda etkili başladı ama dengeli de yakalanan bir maçtı. Ancak maçın 71 ve 77. dakikalarında yenen iki gol bizi turnuvadan etti. Tabii turnuvaya renk kattık. 16 yıl aranın ardından A milli takımımız çeyrek final oynadı. Bize bu heyecanı yaşattı. Evet. Maçla alakalı benim de yorumlarım olacak. Ama İsmail abi seninle başlayalım. Öncelikle milli takımımıza bize bu heyecanı yaşattığı için teşekkür ederiz. Yani güzel, güzeldi. Renk kattık. Bütün caddeler Türk bayraklarıyla dolandı. Almanya'da seyircisi yani çok, hatta ev sahibi konumuna geçtik Almanya elenince. Evet, ev sahibi oldu. Mekanın sahibi oldu. Mekanın sahibi oldu. Ev sahipleri de peş peşe elendi işte. Evet, elendi. Yani o kötü oldu ama ben yine de söylüyorum. Heyecan yaşattıkları için teşekkür ederiz çocuklara. Ama Türkiye-Hollanda maçı gerçekten ortada bir maçtı. Bizim bu maçı alabileceğimiz bir maçtı. Hatalar olmadı mı? O oldu tabii. Ne hatası oldu işte hocanın? Hatalarını çok da gözle görüldüğü bir maç yani. Görüldü yani 1-0 iken bile o takımı üstüne getirmemek için bir tane santrafor alıp ya da Kenan mesela ya iki maçtır hiç yok. Şunu söyleyeceğim. Futbolcular üzerinden gidersek Kenan iki maçtır hiç hocan, yok. Senin hocan. Benim hocam hala benim hocam. Ben Montella'ya hala güveniyorum. Abi 2008 yılından beri 2008 yılından beri ilk defa seni çeyrek finale çıkartıyor hocam. Hocamı çıkardı. Hocamı çıkardı. Futbolcuların bireysel performansı mı? Şimdi bak şunu o söyleyeceğim. O ayrıntıya girersek o zaman hocaya yapmayalım yani hocam işini. Bak şimdi ama şöyle bir şey var. Milli takımın kadrosuna baktığımız zaman
Ve oynanan performanslara baktığımız zaman çok öyle takım oyunu ya da geçiş hücumumuz çok yok. Hep bireysel yetenek. İşte Ferdi soldan topu taşıyor ya da sağdan Mert. Ama birileri bir şey olacak da yani sıyrılacak. Ama da. Genelde bir bireysel bizim takım. Şeyin hani, takım ruhumuz dedi bizim. Onunla beraber şunu söyleyeceğim. Mesela Semih hamlesi. Bu maçta yapıyorsun. Niye 80'de yapıyorsun? İlla gol yemeyi mi bekliyorsun ya da Cenk hamlesi? Artık son hamlelerini yaptı orada yani. Yani ve o hamlelerde etki verdi. Onu evet. Bir 10 dakika önce yapsaydı, 60'ta yapsaydı. İşte orada hatası oldu yani. Biraz daha erken almış olabilirdi. O da kimin hatası? O demek ki hocanın hatası. Ve benim hatam ısrarla değil yani. Yetkili kim? Takımın başındaki teknik adam kim arkadaşlar? Abi onun üstünde bir adam var. Hamit Altıntop. Tamam, kadroyu o mu yapıyor? Kadroyu o yapıyor tabii. Kadroyu o yapıyor diyorlar şimdi, mesela. Şimdi konuşalım hani. Burada madem konuşuyoruz. Hamit Altıntop bana göre neydi abi bizim federasyon Mehmet Büyükekşi. Ekşi'yle bence Hamit Altıntop gitsin. Montella kalsın abi, bak Montella'yı bak. Ama ben Montella'yı şu yönden çok abi biraz şey yaptım. Sen Montella'sın bu abi. Kimseyi dinlemeyeceksin. Çıkartacaksın, anlatacaksın abi. O zaman istifa edeceksin. Kadro yönden aynen öyle. Abi bir istiyordu öyle yapacak. Yani, hayır o zaman Hamit Altıntop gelsin teknik adam olarak görevmişler. O zaman zaten ben şu bir hemen bir şey. Zaten ben şu Hamit Altıntop'un şu söyleminden sonra zaten Hamit Altıntop'u hep ders kafamdan sildim. Hani demiş ya. Duymadım abi sanki. Var öyle bir şey. Demiş ya işte Türk futbolunun bana ihtiyacı var. Abi sen ne yaptın Türk futbolu için? Ne kazandın abi? Hayır sen bir kimsin Tanju, abi? Bir Tanju gibi altın ayakkabı mı aldın? Ya da bir UEFA kupası mı aldın? Kupa Galipleri kupası mı aldın? Ne demek senin Türk futbolunun bana ihtiyacı var ne demek abi? Sen kimse takımların üzerinde değildir deriz ya. Niye kimse bir şey demiyor madem konuyla ben alakalı? Ben onu anlıyorum. Federasyon başkanı da kimse bir şey demiyor. Ona da bir şey demiyorum abi. Ben hiç çözememiş abi. Şimdi Montella konuşuyoruz burada. Montella yani şimdi en zayıf halk ama herkes Montella'ya sallıyor. Bu programda anlattım mıydı hatırlamıyorum. Bir baba vefat ediyor. İş patron bir baba. Evet. Oğluna vasiyet bırakıyor 3 tane mektup. Diyor ki işte zorlanırsan bu mektuplara bak. Evet. İlk mektup diyor ki çalışanlarını sorgula. Çıkarman gerekiyor. İkinci mektup şey yap. Yöneticilerine çıkar. Üçüncü mektupta da diyor ki kendini sorgula. İlk mektup çalışanlar, futbolcular sorgulanmadı mı bu ülkede? Kaç tane biz kuşak değiştirdik? Şu nesil, bu nesil, o nesil dedik. Değişti. Şimdi Montella sorgulanıyor. Ama ok yavaş yavaş şeye geldiydi zaten. Hani futbol yönetiminden evet. Kaynaklı, lig yönetiminden kaynaklı. Evet. Burada da yine milli takım üzerinden de TFF yönetimine geldi. Bu bir. Evet. İkincisi Montella gibi bir adam gerçekten kendini nasıl yönetime teslim etmiş olabiliyor? Ben bunu da anlamış değilim. Yani orada iş bulamayacağından mı korktu? Neyden ya, korktu? Oğlum her türlü iş bulurdu ya. Ve ben niye şunu diyeceğim şey ya. Turnuvada herhalde forvetsiz oynayan tek takım biziz. Ben zaten maçı izlerken dedim ya. Eğer biz bu turda geçersek yani, rekor kuracağız yani. Forvetsiz oynamış. Dünyada 5-5-0 diye bir düzen yok. Evet. Acaba neyi düşündü yani? Ben ama açıklamasını da yaptım. Mesela millet şunu eleştiriyor. Fransa'nın işte turnuva boyunca gol atamamasını eleştiriyor. 3 gol atmış, biri penaltıdan, ikisi kendi kalesine. O da var. Yani bizim de mesela forvetimiz yok. Biz hep stoperler gol attı. Merih işte 2 golle hala şey yani. Samet attı mesela. Peki şey neden bizde forvet yok? O 25-30 kişilik kadroda. Abi forvet var bizde işte var, ben onu anlamıyorum. Var abi. Bertu Yıldırım mesela, var, Semih aynen. Var, Cenk var. Yusuf Bertu Yazıcı mesela, var. Mesela Bertu Hollanda maçını bak ne yaptı abi şey Hollanda'nın hocası. İkinci yere başlarken Weghorst'la başladı bak. Bir maçı da değiştirdi. Zaten sallayacak belli. Abi sen onu aldıysa sen de madem değiştirmedin ikinci yarının başında. 75'e kadar oyuncu değiştirmedik sevgili İsmail. Oli yene kadar değiştirmedik. Abi 15 ya 55-60'da madem sen de hemen Cenk'i koysaydın ya da ne bileyim Bertu ya da ne bileyim Semih. Koymuş olsaydık biz o Weingaller falan hiç gelemeyeceklerdi zaten abi. Kaleci yine orta sahaya kadar geldi. Gördün. Ben de şöyle orada bir hatası oldu işte hocanın. Korkak futbol. Çok korkak futbol oynamadık abi. İki kelime korkak futbol. Çok mu korkak? Ben o kadar Hollanda maçı. İkinci yarı korkak. Sen 30. dakikaya kadar zaten atağın yok. Rakip sana baskı yapmış. Sen çıkamamışsın bile. 30'dan sonra bir hareketlenme olmuş. Golü bulmuşsun. Evet. Devreye öyle girmişsin. 1-0 galip girmişsin. Evet. Doğru mu? Evet. Abi sen diğer kalan biz 2'yi bile yerde bulabilirdik abi. 2'yi bile bulduk. Neden biz geriye çekildik de adamlara şey yaptık? Baskı verdik. Cesaretlendirdik adamları. Sen niye geri çekiliyorsun abi? Şimdi yani geri çekilme olayı şöyle olmuyor mu Zafer abi? Ertuğrul Hoca hatırlıyorsan skoru korumak mı? Ertuğrul Hoca hatırlıyorsan burada bir şey söylemişti. Biz futbolculara, hiçbir teknik adam futbolculara geri çekilin demez. Bu tamamen futbolcuların içgüdüsel hareketlerinden dolayı. Abi ya yan taraftan söyleyeceksin bundan kardeşim. Ben bunu mantıklı oyna çıkın abi, ileri saldır diyeceksin. Televizyonlar göstermiyor mu hep hocalar böyle yapıyor hani gidin çıkın tamam, falan. Tamam yapsın yani
Futbolcu gitmiyor. Bunlar şey mi kardeşim? Milyon dolar para alıyorsun ya. Hakan kendisi de itiraf etti zaten abi. Ne dedi? Çok geri çekildik dedi. Tamam niye çekiliyorsunuz? Onu tamam. Anlatmaya çalışıyorum. Hakan'ın kendisini söylemesi lazım, cevap vermesi Allah lazım. Allah Allah. Hakan bizi... Tamam bağlanın Hakan'a. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu'na bağlanın. Hakan'ın. Niye çekildiğini söylesin. Abi siz 11 kişi oynuyorsunuz. Bir ekip işiyiz ya. Biz burada ben şimdi size söylüyorum. Arkadaşlar ileri veya geri. Birinizi ya, dinleyeceğiniz ya. Şunu diyeceğim. Adam... Ben o maçın basın toplantısında olsaydım büyük ihtimal şunu sorardım. İkinci yarı Cenk Tosun'u oyuna almak bu kadar mı zor? Sordular. Sordular mı? Ben maç sonrasında ona yakın soru sordular, ne dedi? Kenan Yıldız'ı çıkarırsın, Cenk Tosun'u tabii alırsın. Ya. Şey dedi galiba, oyuncuda çıktıklarını erken yapsaydım, he. Bu sefer erken yaptı niye diye erken? Bana saldıracaklardı tamam, dedi. Öyle diyelim deseydik keşke, yapsaydın ne deseydik. Hayır ama sen bunu teknik adamsın arkadaşım, sen kimseye bakmayacaksın. Bunun arkasına sığınamazsın. Sığınamazsın tabii, ben... O beni bağlamaz ki. Teknik adam sensin. Ben seni tanırım. Ben yine Montella'nın takımda devam etmesinden yanayım abi. Kim ne derse desin. Ama orada Hamit Altıntop'la ekşi olmayacak. Özellikle Hamit Altıntop olmayacak. Haftaya federasyonda kongre var galiba. Tamam. Evet. Özellikle Altıntop olmayacak. Bak sen Montella'yı o zaman seyret abi. Bakalım yok, değişecek yok. Mi neler olacak bak, federasyon başkanlığı. Yani o da... Montella devam eder. Benim bir şey dikkatimi çekti. Tamamen farklı bir şey söyleyeceğim. Gerçi yine devam ederiz. Hatay'ın Gençlik Spor İl Müdürü Bozcu için, Barış Alper için hiç çaba sarf etmedi demiş. Abi en çok çocuk, en çok koşan... Hatay'ın kulüp başkanı mı? Hatay'ın spor Gençlik Spor İl Müdürü. Neydi ismi? Barış, Murat Gevrek. Abi sen de bula bula neyi bulmuşsun? Abi ya? Hayır. Nereye getirdin abi? Abi bir dakika hayır, biraz konuyu değiştireyim. Reptan'ın Montella'ya saldırıyorsun abi. Ben Montella'ya ben o kadar şey yapmadan izin vermem ben söyleyeyim. Niye? Baban ne oğlum Montella'sın? Yok değil ama ben Montella'nın gerçekten bak, ülkede başarılı olacağına inanıyorum. Seni İsmail'cim kişilere 2000... takılı kalma hayatın. Abi tamam da bence Montella... Bir tane teknik adam getirelim bak. Almanya milli takımın hocası 36 yaşında. Tamam kimi getirelim Fransa'nın abi? Fransa'nın hocası Döşem, Didier Döşem 12 beri, senedir burada. Yıllardan beri orada milli evet. Milli takımın başında. Biz 2 ayda bir, 2 senede bir gömlek değiştirir gibi milli takım hocası değiştiriyoruz. Veya başka Türk takımından hocalarını değiştiriyoruz. Kardeşim biraz bizim, sabır edelim sabır. Bizim Arsene Wenger 20 sene... Arsenal'in teknik adamlığını yaptı. Evet. Ferguson 30 sene Manchester United'ın yaptı. Evet. Ya bırakın artık bu işleri ya. Mourinho aynı şekilde. O da ya uzun yaptı. Boş verin abi bu işleri. Biraz sabır edelim. İlla her şey başarı değil. Yani yapılanma da önemli. Abi bizim Türkiye'de bu oluyor. Başka türlü Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de işte bu. Onun için gidemiyoruz abi. Bir adım ileri gidemiyoruz ya. Şimdi... Ya bırakalım bu işi. Biraz sabır edelim. Biraz başka gözle bakalım şu futbola ya. Abi bakamıyoruz işte. Şimdi 2-3 tane maç alamadığı zaman bu... Kulüplerden de baktığın zaman mesela atıyorum. Ama Allah hepsi birbirine bağlı. Allah göstermesin. Ertuğrul Hoca şimdi 2-3 maç, 4-5 maç sıkıntı olsun. Yani burada yine aynı şey olacak abi. Olmayacak bir yani. Yani bu bizim yapımızda var bu abi. Abi biz kişilere bağlı kalmayalım. Gelen gelir, giden yapımızda gider. Var. Biraz sabır ederim bazı şeyler. Bilmiyorum yani. Biz sabır edemiyoruz abi. Sabır i̇şte olamıyoruz. İşte edemediğimiz için. Biz hemen öyle. sonuç odaklıyız abi. İşte olmaz. Sonuca gidiyoruz. Yani Avrupalı başka gözle bakıyor. Anladın mı? Yine de biz, ayaklarına sağlık. Biz her teşekkür şeye başarı be. Başın hakemi 2 tane bizim kırmızı kartımızı verdi. Evet. Mesela... Peki niye orada oyuncular itiraz etmediler abi? Hiç itiraz olmadı. Yani Avrupa Şampiyonası'nda zaten bütün futbolcular uyuşturulmuş gibi böyle kimsenin sesi çıkmıyor. Televizyonda çok fazla... Hakem kimseyi dinlemiyor. Televizyonda televizyon çok... göstermedi. Ya nasıl Avrupa Şampiyonası abi bu? Televizyon göstermedi o kırmızı kartı. Nasıl Avrupa Şampiyonası? Ben ne bilmiyorum. Ya böyle bir şey olabilir zaten mi? Zaten Almanlar biliyorsun televizyonları kilitlediler devamlı. Türkiye'de kimse maç izlemesin diye. O yafağının... UEFA devam frekans değişti. Bugün... O zaman biz niye giriyoruz abi? Yayıncılık hakkından kaynaklı. Nereye verilen ceza? O zaman biz onu da konuşalım. Cumhurbaşkanımız konuşalım. Deseydi o zaman Mehmet Büyükekşi'yi arasaydı. Kardeşim bize yapılan bu vatana yapılmıştır. Atlayın gelin uçağa. Bırakın maçı kardeşim. Çek. Takımı çekmek onu, ama bu sefer onların ekmeğini yiyeceğine onu düşünün illaki hepimiz aynı şeyi düşündük. İki sene katılmayalım Avrupa Şampiyonası'na kardeşim. Burada şampiyon gibi karşılamalım takım abi. Allah Allah. Ben zaten yazmıştım dedim nedir ki. Nedir yani? Adam millet başka şeyler yapıyor. Kimse görmüyor. Abi bizim adam abi, bir tane animasyon videosu vardı. Jude Bellingham'la Merih Demiral'ın evet. Karşılaştırıldı. Bir tane daha var. Tadicim. Tadiç değil. Ben Bellingham'ın olduğunu izledim. Ha. Ahlak yönünden. Yok diyor. Senin pasaportun daha ağır. Onun pasaportu daha ağır diyor. Yani bu iş net bir şekilde pasaport işi. UEFA bir kukla. Merih'in de pasaportu Avrupa pasaportuna bakarsam. Tamam Türk belki ama sonuçta adam hep orada
Öyle değil abi, milliyetine bakıyor. Tamam, Türk olarak bakıyor. Ya, siyasi, yani bizim hareketimizden bile korkuyorlar olay, yani. Olay, ben UEFA'nın burada kuklu olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü Almanya mı bastı bu olayı diyorsun? Almanya değil sadece. Bence Almanya bazı değil çünkü bakın UEFA'nın organizasyonlarda da çok rahat ceza yazdığı ülkelerden biri biziz. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Ligi. Hepsinde en kolay Türk takımlarına ceza yazılıyor. Evet. Bu hep, yani. Hep var ama hep oldu. Ayşe'ye de yazsınlar. Takım otelden maça giderken ceza da yazsınlar 70-80 ile gitti diye otobüse. Yok abi artık. Onun şoförü oradan hazırlandığı için ona yazamazlar. Önündür kardeşim. Ben ya. Şeyi bekledim. Hiç tribünleri göstermediler gördünüz mü? İstiklal Marşı okurken hiç gösterdi. Türk tribünlerini göstermediler. Türk tribünlerini maçta herkes göstermediler. Herkes kurt yapmış. Herkes kurt yaptığı için göstermediler. Yani. Onlar da ceza verseler de. Aslında ama şöyle bir şey. Adamlar bizi, şey oldu. Adamlar olay, bizim hareketimizden bile korktular. Bu olay, bu olay bütün toplumu bir araya getirdi. Yani böyle bir organizasyon evet, döneminde milletçe de bir araya geldiğimiz bir dönem. Ya bizi kızdırmasınlar. Vallahi kazma kürek ne var ne yok. Biz onu onu çok güzel yapıyoruz. Birlikte olmak şeyinde. Ama masa başında kaybediyoruz işte. Kaybediyoruz işte. Neyse. Orada bu, hani Türk futbolun ihtiyacı varmış ya. Orada rüzgar yapsaydı ya Hamit Bey. Ben ne korktum biliyor musun? Ben neden korktum biliyor musun abi? Biz hani diyelim ki Hollanda'yı yendik. Hatta bazıları konuşuldu ya. Hollanda yerin bütün tribünlere gidip futbolcular bu hareketi yapsın. Yapar mıydılar abi? Hepsi ceza alırdı değil ya mi? Ya zaman maç oynanmazdı zaten yani. Yok, maç maça çıkmazdın yani. Hepsi ceza alacak atıyorum. Evet. Bu Meri'ye iki maç verdiyse yani mesela takıma verecek. Şu da var. Hepsine verir miydi? Çekya maçından sonra da konuştuyduk. Meri'ye vermiyorsa ona vermez mi abi? Hepsine verirdi. Kaç oyuncu var? 25 tane hepsi. Hadi kardeşim iki maç size. Zaten bir maç kalıyor. Siz de oraya evinize diyecek. Şunu da diyeceğim. Mesela milli takım aleyhinde olan bir başka olay da Çekya maçından sonra da konuştuyduk yine. Hakem. Adam resmen sarı kart ya böyle dağıttı diyorum ya. Abi hakemler o kadar rahat ki. Ya gerçekten söylüyorum. Bu hakemler terlemiyordur ha maç boyunca bak. Bizim maçın hakemi terlememiştir bir kere. Şunu da bak hiçbir ya terlememiştir. Şeyi izlediniz mi peki bizim maçtan önce oynanan İngiltere İsviçre maçını? Evet. Özetini yani, izledim. Biz herhalde Hollanda'yı eleseydik İngiltere'yi zorlardık. Eğer biraz... Abi biz finale çıkardık. Final biz Hollanda'yı eleseydik biz finale çıkardık. Ben bu öyle gazla, diyorum. Bu şeyle, evet. O kupayla biz gelirdik buraya ben sana söyleyeyim. Ben finale çıkardık biliyor musun? Ama... İngiltere'nin oyunu acayip sıkıcı ve durgun bir oyundu. Ve ben maçı izledim. Harbiden uykusu geliyor insan. Biz daha şunu biz da daha söyleyeyim arkadaşlar. Avusturya maçından sonra Meri'ye verilen cezadan sonra şu Hollanda maçında bizimkilerin korkak futbol değil de Allah Allah sesleriyle saldırıp kardeşim o maçı kazanacaktın. Kusura bakma. Biz Hollanda maçını çok tamam, yazık olduk. Eyvallah. Bir şeyler yaptınız. Ayağınıza sağlık. Evet. Gürünüze sağlık. Bu gururu yaşattınız ama hırslanıp kardeşim arkanda 85 milyon peki var abi, ya. Peki abi futbolcular bunu yap. Bir dakika lafımı kesme abi. Tamam. 85 milyon var arkanda. Evet. Saldır abi ya. Golü de atmışsın zaten kardeşim. Tamam, niye golü, saldırmadın golü abi? Golü atmışsın. Niye saldırmıyorsun? Hoca bunu. Devreye öyle girmişsin. Hoca içeri hocam mi? Hocayı dinlemeyeceksin hayır, kardeşim. Tamam hoca içeri mi girdi tuttu bunları abi? Ya hocayı dinlemeyeceksin. Tamam ben Hakan onu diyorum. Hakan Çağlanoğlu kimse. He. Saldırın yürü çık tamam. Abi çık. Golü yersen yiyeceksin. Eyvallah. Zaten tek maç bu ya. Ben de onu diyorum abi zaten. Sen ne diyorsun ya? Hoca tuttu mu bunları gitmeyin diye abi. Çıkın oynayın abi. Hoca tuttu mu ya? İşte futbolcular ona söylüyorum ben. Futbolculara söylüyorum. Evet. Kardeşim niye oynamıyorsun? Çıkın ya. Tek maç bu. Yenilsen de yensen de eyvallah. Hiç zaten olmasın. 1-0 öndesin ya. Saldır kardeşim evet. Saldır. Aynen. Kırmızı öyle. Mı göreceksin? Gör ya. Abi Avusturya maçı da aynısı oldu ya. O, ya gör yani. Kardeşim kırmızıyı göreceksen gör. Biz siz zaten burada krallar gibi karşılayacağız eyvallah. Ya çıkıp da demeyeceksin işte biz çok geri çektik. Çekilmeseydin o zaman. Çekilmeseydin kardeşim. Yani yok ben değişiklikler erken yapsaydım falan bunlar mazeret değil. Bence de değil. Abi o senin işin. Fabrikada çalışıyor adam 8 saat. Risk alacaksın oradaysan o riski yapıyor. Alacaksın. Erken değiştirme işin. Riskini alacaksın. Ya hayır bir de şunu düşünüyorum. Maç 1-1 olsa amenna. Evet. Diyeceğim ki tamam artık yavaş yavaş iş uzatmaya gidiyor. Evet. Hoca böyle düşündü. Ama değişiklikleri yaptığı dakika 2-1. Evet. İkinci gol olduğundan sonra başladı. Ne? Orada hatalı. Orada kimse var mı milli maçı yönelik ya da milli takım yorumları arkadaşlar. Sinir kas sayımız artıyor. Tamam. Yorumları okuyalım sonra ama reklama. Teşekkür ederim yani. Sonuçta teşekkür ettik kardeşim bu heyecanı zaten. Eyvallah. Bize bu heyecanı yaşattılar. Ayaklarına sağlık diyelim. Yorumları okuyalım. Okuyalım abi. Reklama gidelim. Sonrasında ikinci bölümde de Kocaelispor'u konuşuruz. Güzel şeyler söyleyeceğiz. Yorumlara bakalım biraz da. Ersin Karaş yazmış hayırlı yayınlar diliyorum. Ersin'le ben programdan önce konuştum. Hastalanmış dün.
Geçmiş olsun Ersin abi. Cephane stadında bir rahatsızlanmış. Hem evet. Şekere çıkmış hem de güneş çarpmış galiba. Abi Ersin geçmiş abi çok olsun. Yoruluyor abi her yerde. Söyledim ben de ona. Yani... Ersin dedim şey gibi çalışıyorsun kardeşim yani. Kendine... Biraz kendine çeki düzen ver. Yaşlanıyorsun artık. Geçmiş olsun buradan. Çok geçmiş hastanelik olsun. Hastanelik olmuş. Ersin abi geçmiş olsun. Aradım iyiyim dedi. Programımızı izleyeceğim dedi. İzle dedim. Ben de sana geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz dedim. Selamlar abi. Ersin abi. Seni seviyoruz. Dikkat et kendine. Bence de Ersin abi çok çok yıpratma kendini. Sen bize lazımsın abi. Evet. Semih Keskin iyi yayınlar demiş. Güngör Bozdemir iyi yayınlar. Forma için sponsor ve konuklarınıza çok teşekkür ederim. Geçen haftaki forma talihlimizdi. Evet. Hayrettin abi yazmış. Hayrettin Albayrak. Selam Ali Yeter abi. Abicim. İyi akşamlar. Maşukiye'ye selamlar. Serin selam. Oturuyoruz Hayrettin abi. Evet. Rıdvan Koç selam olsun. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu akşamlar. Bu sene çıkacağız Allah'ın izniyle. En büyük körfez şampiyon demiş. Levent Kalkavan iyi yayınlar dilemiş. Haşmet Uçar iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Merhaba, selam abi. Olsun Haşmet abiye. Selamlar abi. Mehmet Şirin Öztüner iyi akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan selamlar Taha Bey. Bizden de Antalya'ya selam olsun. Oo, sen açtın artık ha Taha. Ama Mehmet abi hep izliyor bizi. Evet, değil mi? İzliyor evet. Topağalardan falan Antalya'ya da. Antalya'ya selam, hadi bakalım. Selam Antalya. İlhan Yıldız iyi yayınlar dilerim demiş. Necati Pehlivan öyle hayırlı abi. Yayınlar dilerim demiş. Nesrin Yavuz iyi yayınlar dilerim. Bayanlara forma verilmiyor mu? Veriyoruz ama sayı ama aldılar. Ha? İlk hafta aldı. İlk hafta verdik ama. Sadece sana sayıda denk gelmiyor. Sayının denk gelmesi lazım. Evet. Levent Kalkavan forvetsiz oyun oynanır. Ona uygun oyuncun yok ama. Hollanda'da Depay fasahte forvete alışkın. Oyun sıkıştığında kanata geçiyor ve Ghost 9 numara oynuyor. Bizde böyle adamlar bizde yok. Bizde böyle adamlar yok. Özgen Bilgin Bursa'dan yayında yemeği geçen herkese teşekkürler. İyi yayınlar. Severek yorumlarınızı dinlemekteyiz. Serdar Kalkavan ikinci golden sonra çok panik değişiklikler oldu. Ömer Osman Yavuz Korku Hoca istemiyoruz. Montella ile olmaz bize. Türk Hoca lazım. Buyur. Ahmet Kahya iyi yayınlar diliyorum. Selamlar demiş. Şey var bir de bir İlhan Yıldız Montella oyuncu değişikliğine geç kalınca yeni ligi kaçınılmaz oldu diye yazmış. Evet. O bizde çıktı herhalde sana çıkmadı. O zaman reklam arasına gidelim. Gidelim İlk bölümü tamamlayalım. İkinci bölümde de Kocaelispor'u konuşacağız. Kocaelispor biliyorsunuz ikinci etap hazırlıkları kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde son gelişmeleri konuşacağız. Şimdi bir reklam arası. Evet efendim reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor Özel'de ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve milli takımın son durumunu konuştuyduk. Şimdi ise ana gündem maddemiz olan Kocaelispor'la devam edeceğiz. Yeşil Siyahlılar ikinci etap çalışmalar için Topuk Yaylası'na gitti 6 Temmuz'da. 15 Temmuz'a kadar da bir kamp süreci sürecek. İki tane hazırlık maçı yapması bekleniyor. Birincisi 12 Temmuz Cuma günü Romanya 2. Lig ekiplerinden Selimbar takımıyla olacak saat 6'da. Diyelim bu kampa Kocaelispor'dan 3 tane genç götürüldü. Bedirhan, Yağız Çoğlular ve Ege Bilim götürüldü. Bedirhan diyorum. Bünyamin Dalkılıç. Götürüldü. Bu üç isim götürüldü. Bununla beraber kampa ilk etapta katılmayan yeni transferlerden katılan isimler Oğulcan Çağlayan, Tarkan Serbest, Apindan Goye ve Pedrinho da kampa katıldı. Diyelim Kocaelispor'da şu an bir forvet transferi çalışması da gündemde diyelim. İsmail abi seninle başlayalım. Apindan Goye kampa katıldı. Katıldı mı? Videolarda mı gelecek söylüyorlar? Ha geldi. Lavallar çok benziyorlar bilmiyorum da o yüzden. Yok, Apindango'ya. Geldi mi? Çarşamba gelecek diyorlar ama geldi o zaman. İmzasını göremedik ama. Evet. Apindango'ya'nın imzasını göremedik. Paylaşılır. Geç oldu biraz. Yani taraftar hala Apindango'ya geldi mi gelmedi mi diye sorguluyor da o yüzden... Yok var. Ya, idmanda var. Var gördüm. Öncelikle ya. İnşallah hedefimize ulaşırız bu sene sonunda. Şampiyon olarak ya da Süper Lig'e nasıl çıkarız, üçüncü mü çıkarız, playoff mu çıkarız ama... İnşallah. Ya bilmiyorum. Üçüncülüğü düşünmek şu an. Ben her kötü ihtimalleri düşünüyorum yani sonuçta. Şöyle bir şey var şimdi şehirde taraftarlar arasında bakıyoruz, izliyoruz. Transferlerle ilgili yıldız bir oyuncumuz bir Apindango'ya şu an göz önünde olan bir oyuncu. Pedrinho var bir de. Pedrinho çok fazla bilmiyor taraftar arasında baktığın zaman. Mesela Pedrinho tamam belki çok yıldız bir oyuncudur ama yine bir Çilek bekliyor taraftarlar mesela. Çilekler de bekliyorlar. Forvet de bekliyorlar. Şimdi geçen yıl da ikinci yarının başında söylemler hep baktığınız zaman aynı olunca mesela Ertuğrul Hoca diyor ki iki tane çok iyi forvet alacağız. Biri Türk, biri yerli.
Eğer ikinci yerli için de bugün gündeme düşen bir isim de var. Onu da paylaşalım. Onu da söyleyelim. Serdar Dursun ismi bugün öğleden sonra bir gündeme düştü. Ama Serdar Eyüp'le mi anlaştı acaba? Ben öyle mi biliyorum? Daha tam kesin belli değilmiş. Saat Ahmet Saat'la Serdar Dursun arasında. Evet. Ahmet Saat geçen hafta çok alevlendiydi. Bu hafta da alevlenen isim Serdar. Bu arkadaş kim? Tarkan. Tarkan Serbestoğan. Oyuncuların da kamptan görüntüleri de geliyor ekranlara, da takıma katılma görüntüleri. Pedrinho. Sen mi gittin kampa? Yok, bunu Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından aldık. Apindangoy'u gördünüz mü? Gördüm oradaki esmer. Pedrinho. O Laval değil mi abi? Apindangoy. Bence de Laval'a benziyor. Ben o Laval, ben Apindangoy'a gelmedi. Çarşamba. Laval kamptaydı çünkü. Laval'ın kampta. Hayır, yani tanışacağı bir durum yok. Yani bu Pedrinho. Pedrinho. Bu Pedrinho. Apindangoy'a gerçekten şu an... Ben Apindangoy olarak gördüm. Yok, bakalım. Çarşamba günü geliyor. Zaten o genç geldiği için şu an taraftarlarda biraz inceden bir homurdanma var. Yani bence de gelmedi. Neden bu kadar izin verildi? Oğulcan, işte... Oğulcan da kampa katılıyor. Oğulcan da şu kampta. Laval değil mi şu arkadaş? O Laval abi. Apindangoy evet. Uzun zaten. Apindangoy şu an kampta yok. Yok, ben de öyle biliyorum. Yok yok. Apindangoy çarşamba günü, yarın salı çarşamba günü katılacakmış. Niye geç katılıyor diye de söyleyenler de oluyor. Yazanlar, çizenler. İzin şeyi mi ne varmış? Niye bu kadar çok izin veriliyor abi? Bak takım ikinci kampa giriyor abi. Abi çoğu takımda ama zaten genelde ikinci etapta... Tamam, biz avantajlıyız şu an mesela. Diğer takımlara baktığımız zaman ilk sahaya inen takım biziz. Baktığında. Bizden önce i̇şte inenler vardı. Günü... Ama genelde geç indiler. Transferleri yaptık. Çoğu transferi %90'la gittik değil mi şeye? %70-80. %70'le mi gittik? %90 diyorlar. Mesela... Yok, forvet yok daha. Ne %90'ı? Hayır, işte bir %10'u da forvet. İki tane forvet kanat alınmalı bence. Oğulcan mı bu? Oğulcan Çağlay. Kanat işte bu. Kanat diye geçiyor. Kanat. Ya zaten Furkan, artık futbolda şey değişti. Kanatlara abi, forvet yazıyorlar. Furkan Gedik kanat baktığın zaman. Forvet şeylere, kanatlara forvet yazıyorlar artık. Beklere de açık yazıyorlar. Milli takım kadrosu açıklandı Avrupa Şampiyonası'nda. Forvet yazıyor. Evet. Bak 20 tane adam var. 20 tane adam var. Abi onlar hangisi forvet ya, direkt forvet? Bunlar forvet arkası abi. Ya böyle bir şey olabilir şimdi mi? Şimdi şeyi söyleyecektim az önce, yarım kaldı. Hani iki tane çok iyi forvet alacağız diye söyleniyor değil mi? Ertuğrul Hoca da açıklama yapıyor. Bir yerli bir yabancı. Abi. Ha, 10 numara alınacak bir de, daha 10 numara yok. Geçen sene ikinci yarının başında da aynı şey söylendi. Tankiden iyi adam alacağız, ondan iyi adam alacağız dendi ve... Ama şu an yerli ve yabancı şimdi, için bir... Ama geçen sene de bu seneki başkanlar farklı kardeşim. Bir o, hayır onu diyeceğim, onu değil, onunla beraber. Ama, mesela, tankeden iyi bir forvet alacağız demiyor bu sene. Onu da şey yapalım. Çok iyi forvet alacağız diyor. Çok iyi forvet demek Şikilasen'den iyidir herhalde. Şu Laval abi. Laval bu. Bu Laval abi. Tanki şey gelmedi, Apindangoy'a daha gelmedi. Tamam, ben karıştım. O milli takımdaymış galiba. Çünkü bir de Apindangoy'a şey imza da atmadı, imzası da gelmedi. Laval'dan niye faydalanmıyorlar abi? Bunu kiralık verecekler diye söylüyorlar. Laval kiralık gidecek diyorlar, evet. Şimdi gelelim şeye. Bana sorarsan Kocaelispor'un forvet hattını biliyoruz yani, forvet işte santrafor. Bence Markao ve Saat, Ahmet Saat. Serdar Dursun değil mi? Kimisi de şey diyor mesela. Mesela ben Markao ve Saat'ı derim. Ama kimisi de şunu diyor mesela. Bruno ile Kutucu diyor. Ahmet Kutucu. Ya da Bruno ile Serdar Dursun. Ben tercih yapacak olsam Marka Serdar Dursun derim. İkisi de iki kule diyorsun yani, iki uzun. İki pivot santrofor yani. Bruno Serdar Dursun olur ama benim yerli kontenjanımda ya bana peki bir imkan şey sunsa Saat mı, Bruno mu? Marka derim. Ben bak Marka gelirse abi Marka bir kere bak, yırtıcı yıkıcı forvet. Çok iyi ya. Biz onu eğer var ya gerçekten alırsak var ya. Arkadaşlar Marka mı Marcos yazıyor. Marka Marcos yazıyor. Kısaca Marcao. Marcao diyorlar ya. Ben Marcos derim. Spikerler hep Marcao diyor ama masadakiler Marcao diyorlar. Marcos. Abi yıldız dediğin işte o. Bak. Hani çilek diyoruz ya. Çileğin çileği bence o Marcao. Marcos, Vinicius, Amaral, Alves. Kısaca Marcao. 500 tane ismi var zaten. Evet, zaten onlar da yabancı. Kısaca Marcao. Pedro da mesela. Joao Pedro Reis Amaral. Bir ton şey var. Evet. Şimdi geçen bir haber düştü. Hepimiz okumuşuzdur. Tanke'nin bir açıklaması. Yalanladı onu Tanke. Abi yalanlaması lazım. Öyle bir haber zaten yok. Yüksel abi yazmış işte doğru falan. Daha çok şeyler var. Yüksel abi de altına yorum yazmış. Abi böyle bir haber. Ne haber arkadaşlar? Tanki demiş ki ya. Ertuğrul Hoca'nın olmadığı herhangi bir takımda girip oynayabilirim. Ertuğrul Hoca işte beni hep son dakikalarda oyundan alıyordu. Amaral'ı oynatmıyordu falan, böyle şeyler söylemiş. Şimdi bugün de Pedrinho diyor ki Pedrinho. Amaral ve Tanki ile konuşup da geldim. Ben Amaral'la Tanki ile konuşup da diye buraya geldim. Demek ki Tanki'nin o röportajı yalan. Tanki'nin haberini yapan kim? Marka futbol bir diye bir... Marka futbol diye ya bizden değil yani. Yok değil. Değil ama Yüksel bizden biri olsa çoktan topa tutulurdu abi. Cevap hakkı doyuyor ama Yüksel abi sahip çıktı. Dedi ki
Bu doğru arkadaşlar dedi bu haber dedi. Ben de dedim ki altına madem doğru o zaman Pedrinho bize gelmezdi ki. Bunlara danışarak gelmiş. Hani onlar dedikleri gibi eğer deseydi işte tanke şöyle yaptı. Hadi onu da geçtim. Çoktan çıkardı bunun kokusu. Çıkardı, bu tamam vakte ya. Kadar kalmazdı. Bence çok kötü bir haberdi o. Hiçbir futbolcu zaten öyle bir açıklama yapar mı sence abi? Bir futbolcu geriye gitmeyelim arkadaşlar. İleri alalım. Aynen öyle. Hiç geriye gitmeye gerek yok. Arabayı ileri alalım arkadaşlar. İleri alıyorum abi. Bana sorarsan bugün başkan da açıklama yaptı. Ya çok çelişkili açıklamalar var. Diyor ki başkan, şampiyonluğu oynayacaksan tutumluluğu düşünmemek lazım. Tamam, hepten de harcamamak lazım. Eğer tutursan ama sorarsan diyor ki, işte bir bütçemiz var, ona açmamamız lazım. O yani geçen hafta yaptığı açıyor, açıklamada ben de biraz yadırgadım. Yani kulübün başkanı sen değilsin ki hocam. Ama işte, onlara sen mi karışıyorsun anlamadım yani. Çelişkili bir şey var, bu sefer taraftan şunu diyor, Allah Allah. Biz yine Şikilal senin ayarına mı döneceğiz diyor mesela deniliyor. Şu an bak kurduğun kadronun geri planı öyle ya da böyle hani harfli klaslama yaparsak en azından bir B artı kalite, B plus kalite. Tam A kalite demesek de bir B plus kalite Kocaelispor'un. Şu an. Evet. Mark Havasuz. Geri hat diyor. Ya geri hatı. Geri hatın ve orta saha. Orta sahaya da B desen. Bence geri hat çok iyi. Senin öyle ya da böyle ileri hücum hattının da bir B ya da B plus olması lazım. Bizim Burak kampta mı? Hangi Burak? Stoper. Tabii canım. Kampta abi. Ya onlar ya abi yedek işte sonradan gelecek olamayacak. Burak'la Haşim yedek olacaklar. Haşim zaten sakat abi. Ya ikinci yere oynayacak. Onur Öztong'a. O zaman sen daha defans da alman lazım. Onur Öztong'a var. Ya abi, o biraz daha kanat gibi. Sol bek gibi duruyor. Tarkan serbest Apindango yemi senin. Tamam iki tane adam. Arkada. Sağda, başka adam. Ligin ortasında Haşim dönüyor. Sağda Ahmet Oğuz, solda. Muharrem Cinan. Onun önünde Oğulcan. Ahmet Oğuz'un önünde kim var abi? Barış. Oraya niye gidiyorsun arkadaşım? Ben abi, stoper sordum dur, sana. Stoperle. İki tane stoper sen mi? Sen kadro yazmıyor. Tamam, dur. Kadro Göksüz yazmıyorum. İki tane. Abi Burak Öksüz'de Onur Öztoy'un var senin yedekte stoperde. Aynen öyle. Onur oynatacaksın. Zaten bir de şey oynatma zorunluluğu var. Bu 23 yaş altı zorunluluğu var. Evet. Ya da Haşim oynatacaksın abi. Haşim ligin ortasında dönüyor. Yani Onur oynatır mı hoca? Onu soruyorum size arkadaşlar. O zaman abi. Oynatmasa niye sözleşmesi uzatılsın? Kiralık 2000 verir. Kiralık bir şey olur. Onur'un ben daha artık kiralık gibi düşünmüyorum. 15'inde bitecek bu kamp. Ama hoca diyor ki buradan dönüşte tamam eksikleri göreceğiz. Sana buradan en kötü 5 tane daha adam gidecek. Evet gidecek. Çünkü sen daha 4-5 tane daha adam alacaksın en kötü. Evet. Siz bunları es geçiyorsunuz herhalde arkadaşlar. Evet, geçmiyoruz abi. Daha biz orada 3 tane U19'dan giden çocuk var. Niye bu kadroda? Hani 5-6 tane iyiydi abi 3 tane niye oldu? Eleme oldu abi onu söylüyorum size. Tamam. O çocuklardan da elbet giden olacak. Senin dediğin o 23 yaş altında ya Onur oynatacak ya Furkan Gedik. Furkan Gedik oynatacak. Furkan Hoca yapıldı kaç yaşındaydı? O 2000'li diye hatırlıyorum. Yani defans attığımız tamam. Apindango'ya veya Tarkan. Evet. Daha sezon başlamadan sakatlandı veya kırmızı kart gibi bir şey oldu. Bunların yerine biraz daha tecrübeli sağlam bir şey alınmayacak mı? Onu soruyorum ben size. Alınır diye düşünüyorum ben. Abdioğlu var ama Abdioğlu'nu satacak. Abdioğlu kampa götürülmedi zaten. Tamam Burak da Burak'la olur mu bilmiyorum. Emir Ortakaya'nın ismi de çıktı abi. Emir kampta oynamış adam. Avusturya'da kampta onlar. Dün, bugün ama gördüm. İstediğini bulamadı diyorlar. Hazırlık maçında oynadı. Tabi şans bulamaz büyük ihtimal. Mourinho ama eğer düşünmeyecekse Emir Ortakaya'yla görüşmüşler abi. İşte görüşmüşler de. Gelmek de istiyormuş. Belki İnşallah. Emir Ortakaya şu an hani ayrılmıştır abi kenara. Senin dediğin gibi hani o stoperde. Onu söylüyorum. Ama şu an stoper öyle ya da böyle işte Onur Öztongay'ı da sayarsan şu an stoper attı bir şekilde toparlandı. Şu an Kocaelispor'un eksiği 10 numara ve 2 tane forvet. 10 numaran yok senin. 10 numara şey işte abi Tayfun Aydoğan değil. Tayfun Aydoğan'la ilgili hiçbir şey çıkmıyor abi. Yani görüşüyorsun abi Tayfun gelmiş. Çok yönlü bir oyuncu Tayfun. Adam Süper Lig'den ikinci lige geldi değil mi bize? Kocaelispor biz ikinci lig değil mi? Süper Lig'den gelmedi mi? Evet. Hiç konuşulmuyor da ismi de geçmiyor. Tayfun Aydoğan bugün yani her yerde iş yapar ya kusura bakmasın. Bizde her türlü iş yapar abi. Yapı canım ya. Tayfun Aydoğan ismi hiç mesela geçmiyor, konuşulmuyor. O niye konuşulmuyor onu da bilmiyorum. Ertuğrul Hoca'nın bir planı vardı diye düşünüyorum. Yani bu takım Pedro en az Pedrinho'da açıklama yapmış. Hem ileride oynuyorum hem geride oynuyorum. Yapabiliyorum falan. Cihat var. Barış Alıcıları falan unutmuyorum abi bu arkada. İşte yani Vukovic var. Vukovic var. En kötü takıma gelen işte zaten 4, o bölge belli. 4 veya 5 tane de oyuncu alınır bakın alınacak arkadaşlar. Eyvallah. Hani iki forvet de dahil değil mi bunu Tadır abi? Tabii hepsi top. 4 tane en az oyuncu bekliyorum ben de. O zaman abi iki forvet artı dediğin gibi bir stoper.
sağ açık ya da sol açık. O da sağlam stoper olması lazım. Mesela Emir'i alırsan tamam eyvallah kapatırım bence stoperi. Bence Emir'le kapattılar şu an abi. Yani kendi şeyini. Ben de öyle düşünüyorum. Hani çünkü Emir'le konuşulmuş. Hoca eğer... Emir takımı biliyor, bu ligi biliyor. Gelmek de istemiş mesela oyunun da bildiğim yer demiş. Yani. Kaptırmamak lazım demek, onu da söyleyeyim. Yani tabii başka yere. Ahmet de peşindeymiş. Yani sen şimdi Fenerbahçe Başkanı ile görüşeceksin abi. Belki de görüşmüşlerdir. Yani ya misal. Çok ortada değildir. Yani çok muhalatta değildir Emir ortak. Yani bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Sen de devam edelim Zafer evet. Abi. Biraz İsmail abiyi dinlendireyim. O biraz dinlensin, çok yoruldu. Evet. Ne diyelim? Bekliyoruz dediğin gibi. Sevgili İsmail de dediği gibi. Şu an takım Topuk Yaylası'nda, Düzce'de. Hı hı. 15'ine kadar orada çalışacaklar. Biraz kondisyon yüklemesi olacak orada. Sabah ve İlk akşam. Yani aslında... Tam takım halinde ilk etap denilebilir buraya. Çünkü tabii ilk tur, ilk etap ısınma turları. Burunga'da tanıştın, kaynaştın burası falan. Şimdi... Mesela Oğulcan imzaya geldi, Burunga'da idmana çıkmadı. Son idman öncesi geldi Burunga'ya, ve çıkmadı. Bedünya da aynı şekilde. Arkadaşlar şöyle bakalım. İkinci kamplar senin ligdeki konumunu az çok belirler. Şu anki kap. Şu anki kap. Ben İkinci köşem, etap. Ben köşe yazımda da yazdım. Evet. Çünkü orada 15 gün boyunca futbolcu ne alırsa orada alır. Çünkü 15 gün orada... 15 günlük bu bizim 3. etap olacak işte. Hayır şu ankini söylüyorum. 6'sında gittik. 12-13 gün olacak galiba. Evet. 15'te dönecekler. Evet. 13 günlük kamp. 15 demeyelim. 13 günlük kampta orada futbolcu lay lay lom yapmayacak abi. Kendine an, bakacak orada. Şu an ne yapıyor abi? Şu an tanışıyorlar. İdman öncesi orada. Şu an tanışıyorlar. Tanışıyorlar evet. Orada hem sabah hem akşam idmanı yapıyorlar. Yanlış bilmiyorsam evet. Duruma göre. Orada kondisyon yüklemesi iyi olması lazım. Bakın sezon boyunca futbolcu kendini nerede görecek, kendini nasıl tartacak? Burada iyice idmanla tartacak arkadaşlar. Evet. Ben bilgi ve deneyimlerimi söylüyorum. Ben çok böyle sezon başı kampına gittim. Devre arası kamplarının hepsine gittik hemen hemen. Son birkaç yıldır gitmiyoruz ama bu kamplar çok önemlidir. Üçüncü etap kampı da genelde o ikinci etapta yediğinin orada şeyini, meyvesini daha göstereceksin. Artı üçüncü etap kamplarında zaten hazırlık maçları da olacak yavaş yavaş. Daha fazla hazırlık maçı. 3-4 tane hazırlık maçı. Sen orada biraz daha kendini maç temposuna ayak uydurmak için mücadele vereceksin. Zaten dönüşünde lig haftasına gireceksin hemen hemen. Oraya denk geliyor. Dönüyoruz. Futbolcu kendine iyi bakması lazım. Dönüşümüz 28 Temmuz Kocaeli'ye şeyden Bolu'dan dönüş. Zaten 9 Ağustos'ta lig başlıyor. İşte 2 gün kamp yapıp bir hafta burada devam edeceksin. 2 gün izin öncesi. Verilir takıma. Bir haftalık izin. Normal. Normal periyoda başlayacaksın pazartesi itibariyle. Bolu. Bolu kamp. Hayır hayır. Bolu Gerede. Gerede de devam edecek. Gerede. Sonra en son dediğim gibi lig haftası hazırlık maçı. Onun için şimdi futbolcu arkadaşların bu iş mesleği, kendi işleri, para kazanıyorlar bu işten. Bu 15 gün boyunca burada ciddi bir şekilde hazırlanmaları lazım. Sonra işte sezon ortasında ne oluyor? Bunların kondisyonu yok. Bunlar çalışmamış mı? Gelen hoca hep aynı şeyleri söylemiyor mu? Evet. Bunlar çalışmamış. Sen başka yere gidiyorsun, bu sefer sana sallıyorlar. Bunlar çalışmamış. Abi çalışacak o zaman. İşi bu arkadaşlar, 90 dakika. Bak demin ne konuştuk? Güreşçi 1,5 saat güreş yapıyor. Evet. Kendi insani şeyiyle, vücuduyla 1,5 saat adam güreşiyor. Evet. Sen burada 90 dakika tak tak iki topa vur, kafaya vur, pat pat al milyonları. Onun için iyi çalışsınlar arkadaşlar. Buradan onlara sesleniyorum. Hocamız da iyi yükleme yapsın. Dinlenmelerini yapsınlar. Telefonlarıyla oynamasınlar arkadaşlar. Evet. Dinlensinler abi. Bol bol uyusunlar, yemeğini yesinler, idman yapsınlar. İşleri o. Hazır hale gelsinler ki burada o kadar insan, taraftarlar bunları bekliyorlar. Bekliyor, evet. Biz de buradan güzel mesajlarımızı verelim. Takıma güvendiğimizi söyleyelim. Çünkü bu sene biraz zor geçecek. Herkes bunu konuşuyor. Bayağı kimle konuşsam Kocaelispor geçen sene çıkamadıysa bu sene daha zor bir lig. Evet. Hiç çıkamaz gibi söylemler geliyor kulağımıza. Evet. Tabii şimdi adamlara bir şey diyemiyorsun. Geçen sene elimizde fırsat vardı. Teptik. Bir şeyler vardı. Biz tepsiyle böyle hani kız istemeye gidersin ya kahve verirsin. Evet. Böyle tepsiyle buyur Göztepe, işte buyur Eyüp, buyur Sakarya Spor. Eyüp'e zaten buyur dediydik de. Buyur yaptık. Ama
Bu sene? Göztepe'ye bayağı bayağı yedik yani. Göztepe'yi biz çıkarttık kendi elimizle. İki maçta yeniyorsun. İki maçta yendik. Ha, biz yapamıyoruz arkadaşlar, buyurun siz yapın dedik. Evet. Olmaz. Yani bu insanların, bakın kombine satışları başladı geçen hafta. Kombinelere ilgi yok. Neden yok abi? Çünkü transfer çilek bekliyor herkes abi. Ya çilek demek bekliyorlar. Olay değil. Kombine almak transferle olmamalı ya. İnsanlar bir de pahalı yönünden, onu da konuşalım abi. Pahalı. Pahalı diyen çok. Nasıl olacak? Abi 1500 lira Güney Kale Arkası. Kombine. Adam da kale arkasından izlemek istemiyor. Ben yani yandan izlemiyorum. Yurttan da ceza alıyorsun abi izlediğin zaman da. Hayır, numaralı değil de maratondan alınabilir. Maraton hayır, şu mı? Neden yapıldı? Çok geçen pahalı. Sene 2000 lira olan UEFA alt. 7000 lira. Sayı söylüyorum. Yedek kulübeden neden arkası. Olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yok, biz söylüyoruz da insanlara biz bunu anlatamıyoruz kardeş. Onu söylüyorum sana. Çünkü neden biliyor 2000 musun? 2000 lirayken 7000 lira oldu. Buyur. Hani ben açıklamasını yapıyorum. Adam gelsin başkana sorsun, yöneticiye sorsun. Sebebini açıklasın, niye 7000 lira oldu diye. Çünkü ceza yiyor. İnsanlar günde kaç kere. Kombineli taraftar ceza yiyor. Cezadan kaynaklı da bilet satışı olmuyor, bu bir. İkincisi bizim numaralımız... Herhalde ligdeki en tehlikeli numaralılardan biri bizde. Tamam, bir şey söylüyorum. 7 bin lira yaptın. Gene orası dolacak. Adam 7 bin lirayı zaten verecek. Evet. Ben kaç kişiyle görüştüm, veren şey yapan, bileti alan almış zaten. Ben diyor gene numara şeyden alacağım UEFA altta. Evet, ama... Şimdi adama 2 bin lira veya 7 bin lira gene fark etmiyor alacağım, ki. Gene alacağım, gene yabancı madde atacağım mı diyor. Yok. Öyle demiyor da iş oraya geliyor yani, anladın mı? Şimdi... Sen yapmıyorsun, ben yapıyorum. İsmail yapıyor. Bangır bangır bağırıyor. Evde hanımına kızmış. Oradan kaptırıyor veya bir şey atıyor. Rakip takımın hocasıyla kavga ediyor. Hanım olsa da kız da. Öbür yedek futbolcuya su atıyor. Adam yapıyor yani bunları. Bunları engelleyemezsin ki. Sen 10 bin lira yapsan alan gene alacak. Alacak, evet. He, dolmayacak belki ama adam gene alacak. Oraya bazıları art niyetli mi geliyor artık? Ne geliyor onu anlamıyorum. Çünkü sadece maç izlemeye gelmeyen insanlar var. Var. Bunları görüyoruz. Bu bizim kanayan bir yaramız. Biz abi ben 2-3 senedir hep söylüyorum programlarda. İsmail sen hatırlat abi. Şimdi. Evet. Taraftarlar da kendini ben hep söylüyorum, konuşuyorum. İsmail bak daha iyi biliyor. Taraftarlar olarak biraz kendimize çekidüzen verelim arkadaşlar. Kendimizi sorgulayalım. Nasıl futbolcuyu, işte teknik heyeti, yönetime herkes eleştiriyor. Evet. Belki Kocaspor yönetimi de bütün taraftarı eleştirecek. Eleştiriyordur da kendi arasında. Adamlar sürekli ceza yediriyor bize diyordur. Doğru mu? Evet. Onun için kardeşim şu suları bak, Avrupa Şampiyonası izledik değil mi? Evet. Adamlar nasıl benim dediğime geldi herkes. Vallahi. Böyle plastik bardak işte, buyur. Adam içkisini içiyor arkadaş. Evet ya. Pet, kapalı pette su içmiyor adam. Adam içkisini içiyor, yanlış anlama bununla. At bakayım, atabilir misin? Koyayım, doldurayım şimdi burada canlı yayında atayım. Nereye gider bu? 3 metre öteye gitmez. Evet. Ne olacak? Hadi konuşuyoruz. Ama federasyon da işine gelmiyor. Tabii abi, çünkü para kazanıyor senden abi. Temsilci geldim, böyle bir bakıyor abi. Nereye yazayım, neye bakıyor? Büfeci satıyor, sat. Evet. Büfeciye izin var. Evet. Onun için. Boş ver. O zaman biraz da... Yok yok, mesaj değil. Şimdi gündemde dediğimiz gibi bir forvet transferi var. Evet. Bir de şöyle şunu söyleyeyim Taci'm, lafını kesmeyeyim. Kestim gerçi de. Canın sağ olsun abi. Forvet transferini herhalde yönetim işi sıkı tutarak yapacak anladığım kadarıyla. İsmi geçen şimdi isimlere baktığımız zaman herkese dudak uçuklatan isimler. 3-4 isim de şeyi heyecanlandıracak isim. İşte Bruno'su, Marcos'u, Serdar Dursun'u, evet. Ahmet Saat'ı falan, hepsi de bu ligin İş yapacak oyuncuları baktığında. Geçen senin gol kralı var abi işte. Bunun gol kralı. Tabii yani baktığında tabii bunların da başkanın da dediği gibi bir maliyeti olacak abi. Daha millet o Marcos'u getir de abi. Marcos belki sana 50 milyona mal olacak. Getirisi de olmayacak mı abi adamın? İşte bilmiyorum. Öyle düşünmüyorum abi. Getirisi de olacak bunların. Taraftarı gelecek, bilet satılacak, sponsor olacak, o olacak, bu olacak, forma satılacak. Bir dakika İsmail Bey, Marcos'u getirdik. Evet. 50 milyon. Evet. Ahmet Saat 35 istedi. Tamam. 85 abi, milyon. Şampiyon olacaksan vereceksin abi. Bulacaksın, vereceksin. Sponsor bulacaksın abi. Yok yok, tamam. Tamam. Sen beni konuşturmuyorsun ki arkadaşım. Tamam. Devam et abi. 85 milyon gitti. Evet. Zaten yaptığımız 9 transfere şu an 150 mi gitti, 200 mi gitti? Daha 200 gitti, tamam diyelim abi. 200.
İki tane de oyuncu aldık, 350. Tamam abi. Başkan sezon başında 300 bin lira şeyimiz var dedi, limitimiz. 400-450 oluyor abi, olmuyor mu yani? Misal, aşılıyor şeyler. Aşılıyor, evet. Onun ama için... Markalı gibi adam alacaksan abi, Bruno gibi adam alacaksan, kusura bakma abi. Tamam, Marcos'u aldık. Evet. Ligin ilk yarısı bitti. Evet. Marcos sana 4 gol attı. Olabilir, o da olabilir abi. Olabilir, öyle bir şey de var. Olabilir, tamam. Şu an zaten her türlü risk de alınıyor. Risk, yani. Risk de var, onu söylüyorum. Abi, ben getirisine de düşün, bakmak lazım. Hep tamam götürdü de, bundan getirisine düşünmek lazım abi. Sen şu iki tane futbolcuyu sponsor bul da al İsmail'cim. Ha vallahi. Ben yönetimde miyim? Ben yönetimde bak ben yönetimde olayım bulurum abi. Ne bulursun? Bak ben birkaç tane böyle fabrikalara gidiyorum, tamam mı? Böyle gezim yani şey yapmaya gidiyorum. Mikrofonum çıkmış bu arada. Seni yönetime almasınlar. Bak bir şey söyleyeceğim abi bak. Diyorum ki bazı bak onu sana söyleyeyim. Ya diyorum niye Kocaelispor'a reklam vermiyorsunuz mesela bazı iş yerlerine? Ne diyor abi biliyor musun? Bak şimdi gelmişken söyleyeyim. Abi bize kimse gidip bir şey söylemiyor ki diyor. Ya gelmedi sen git kendin ver diyorum. Evet. Ya hadi gelmedi. Abi gelsinler bir otursunlar çayımızı kahvemizi içsinler. Tamam da adam seni alnında mı yazıyor bana reklam vereceksin diye abi kardeşim? Abi niye? Benim sen adama bir ışık göndereceksin o zaman. Işığım ışığı yok abi. Tanımıyorsan daha İsmail'e söyle de Kocaelispor yöneticisi ya. Bizi bir ziyaret etsin kardeşim. Tamam bana söylüyor musun? Söyle ya gelsin. Sen yolda geziyorsun. Aa İsmail sen reklam mı vereceksin ya Kocaelispor'a? Ne yoldası abi? Öyle alnında mı yazıyorsun abi seni? Ne yoldası Allah'ını seversen? Benim dediğim firmalar öyle antin kuntin formalar değil, şey firmalar değil abi. Tamam da Kocaelispor yönetimi seni nereden bulacak kardeşim misal? Beni... Sen adama bir şekilde ulaşacaksın. Başkanım bir gel çayımızı iç görüşelim. Başkan da elbet gider yani. Bunu Kocaelispor yönetiminde sponsorluklarla kim ilgileniyorsa, hangi yönetici ilgileniyorsa o gidip kendisi bulacak abi. Anladın mı? Ha, atıyorum şimdi Taha ilgileniyor tek kişi. Taha mı gidecek abi? 2000 Taha, tane Taha gitmeyecek. Onun bağlantı şeyleri var tamam mı? O birini ben şimdi bulacak bana açık, gidecek. Açık açık konuşturma bana. Dıdı ya dıdı dandı diye giden bir konudur bu. Açık açık söylettirme bana şimdi. O gidecek ki büyük abiye gidecek. Büyük abi onu gönderecek abi. Daha net söylemeyeyim yani. Herhalde ben çantamı alıp da Taha çantasını alıp da tık tık kapıyı vurup da ben geldim demeyecek. Bu işler böyle olmuyor biz abi. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Tamam ben de diyorum ki. Siz ikidir bugün aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Ben de diyorum ki. Kulağı farklı yerlerden tutuyorsunuz abi. Abi. Gitsinler. Buradan tutuyor ben normal tutuyorum. Ben Karadeniz'de olduğum için olabilir. Gitsinler diyoruz da abi. Adamlar bekliyorlar gelsinler diyorlar. Bak geçen hafta şey dedik. Tamam küçük... o zaman sen duyduysan bunu ara Kocaelispor yönetiminden başkanı. Başkanım bu arkadaşlar bir projeleri kimi, varmış. Kimi alacağım seni? Ziyaret edebilir misiniz başkanı diyeceksin. Başkanı ara direkt. Vardır senin numarası. Beni yönetime alsana ben gideyim abi. Halledeyim. Görüyor musun ya? Şu an yıktı beni. Geçen hafta dedik ki sponsorlar arandı mı? Aranmıştır mıdır abi sence? Hala aranmamışlar biliyor musun? O sponsorlar hala aranmamışlar. Hala gidilmemiş insanların kapısına. Ya da bir selamun aleyküm, aleyküm selam. Geçen sene böyle böyle yaptık. Bu sene ne yaparız? Hiç yok. Onu söyleyeyim de. Bunları söylesen daha başkanı. Abi siz hani devamlı gidiyorsunuz. Gerçekten hani bir insanları bir onur etsinler. Bir ne bileyim teşekkür ederiz. Siz de düşünmüyoruz ya da düşünüyoruz. Ben bir de şeye takıldım. Kocaelispor niye siyah beyaz giyiyor abi? Bak ben derken bu bütün sayfalarda yazılıyor. Abi Kocaelispor renklerinden biri siyah değil mi? Bak yeşil de var. Yeşil siyah. Arkadaşım daha biz, malzemeler ama, yeni geldi. Bir dakika ben, bir dakika İsmail abi bir saniye. Ben o konuyla alakalı cevabı vereyim tamam, sana. Tamam söyle abicim. Şimdi senin paylaştığın gönderiyi de gördüm Facebook'ta. Yorum Samsun mu? Spor'da kırmızı. Ya onu ben paylaşmadım. Neyse. Ben yorum yaptım altına. Bak. Forma tedarimizi sağlayan marka evet. Beyaz detaylar kullanıyor. Ne yaparsa yapsın. Tamam. Yeşil siyah forma. Orijinalinde var. Orijinalinde var. Tamam. Bir tane markanın nasıl 3 tane çizgisi varsa. Tamam. Bize forma tedariği veren firma bu 3-4 tane de o beyaz oklara sahip. Ben onlarda değilim ama. Siyah beyaz olmasının sebebi o. Forma, yeşil koysun diyor. Yeşil marka. Koyamıyor. Beyaz beyaz sene, markanın rengi. Biz bu sene siyah beyaz mı çıkacağız formayla? Formada beyaz detaylar olacak. Tamam olsun ama yeşil siyah formaya çıkmayacağız mı? Tamam. Tamam. İdman malzemelerinde de adam ikinci renk olarak beyaz kullanıyor. Hayır hangi abi, takım olursa olsun. Ertuğrul Sağlam siyah beyaz Beşiktaş'ta olduğundan dolayı olabilir mi? Ya abi öyle söyleniyor ya hayır. Ya bunu da söyleyen gelsin benimle konuşsun. Ben bunu söyleyen insanla bunu oturur tartışır. Niye Samsun Spor kırmızı beyaz çıkıyor? Adamın zaten ana rengi kırmızı beyaz. Tamam, bizim de yeşil olur ortası. Abicim yeşil. Bak ben sana ne anlatıyorum. Adamın forma takımında. Aa, bak yeşil var orada. Ama yeşiller eski galiba. Yeşiller eski değil. Soğuk hava ve sıcak havaya göre kaleci ve şeye göre antrenman formaları değişiyor. Bu geçen seneki tedarikçide de vardı. Kırmızı giyiyordu bize. Tamam futbolcu. Kırmızı beyaz giysinler abi. Yeşil siyah beyaz giymişsin kırmızı abi. Kırmızı da işte bak tamam, kulüp çalışanlarına veriyor. Seferde diyeceksin ki Manchester United mi bu? Bir dakika. Hoca bak gri giyiyor. Tamam, o da hocaya abi. Göre. Adam her klasmana göre tamam, farklı biliyorum. Ürün rengi çıkartıyor. Tamam mavi giyer, kırmızı giyer. Hoca ayrı giyer. Tamam biliyorum.
Biz niye siyah beyaz abi? Biz siyah beyaz istemiyoruz, siyah istiyoruz abi. Bir dakika, bir de bu yeni tedarikçiyle şeyle alakalı forma fiyatlarının da... Evet, forma fiyatları çok yüksek. 1200 yani, TL olacağı söylendi, kulağıma geldi. Bunu da şuradan söyleyelim. O da en düşük yani. Sevgili o. Taha, 1200 lira forma... Çok pahalı. Yani biz hani gelecek nesili Koca Espor yapacağız diyoruz ya. Zor. Evet. Çocuklarımıza, işte gençlerimize, kimsenin üstünde Koca Espor forması görmüyoruz. Adam yani kusura bakma da 1200 lira şu zamanda çok büyük zor para abi. Kardeşim. Bununla alakalı bir yaptırım mı olur, ne olursa lütfen konuyla ilgilenenler hepsi... ilgilensin. Hani geçen sene 700 lira, 800 liraydı, tamam gene aldık ettik ama ya 1200 lira... Şuraya İki katı sana. Abi. Bir tek yeşil siyah armamız var ya. Başka hiçbir yerde bir şey yok. Abi. Armamız yeter zaten. O armamız bak, yeter ayrı konu. Şunu da hep söylüyorum. Bak anlaşamıyoruz seninle o konuda. Bende değil bak. Bu konu benimle alakalı abi, değil. Abi o zaman ama şahsen sen bana ikidir bana sürekli şeyle geliyorsun. Şahsen ben de böyle siyah beyaz idman kıyafetiyle Kocaespor'u görmek istemiyorum. Kırmızı beyaz giysiler abi. Bak maç önü formalarında yeşil kullanılabilir ama antrenman takımlarında farklı renkler kullanılabiliyor takımlarda. Tamam kırmızı beyaz kullansınlar abi Türkiye. Ama gitmiş adam kırmızıyı antrenöre vermiş. Siyah biz beyaz onlar giysiler abi. Şöyle yapalım. Söyle yapalım abi. Dışarıdan baktığın zaman Avrupa'yı bir takım şeyi veriyor. Tamam siyah beyaz gözüküyor böyle ağır renk gözüküyor mu? Orada şimdi dışarıda izleyen biri der ki hangi takım lan bu? Romanya'nın hangi takım? Slovakya takımı mı diyecekler? Finlandiya takımı. Yani markayla alakalı o. Markanın şeyleriyle alakalı bu. Tamam ben geçen senekinde de kırmızı giyiyorlardı. Mavi giydiklerini de gördüm. Tağacığım bak şurayı var ya dediğin gibi şurada 3 yıldızları var ya onların. Şurası tabii ki siyah beyaz olsun. Zaten dediğin gibi. Tamam zaten ondan başka da 2 tane çubuk var orada. Abi yeşil siyah, simsiyah, bembeyaz forma ya gözünü seveyim. Tamam adam öyle tasarlamış. Ne yapalım? Yapmasın abi biz istemiyoruz böyle bir şey. Ya mesela dur abi. Armalar şimdi monokrom. Tek renk arma yapılıyor. Çoğu futbol takımında da var bu. Ben Kocaeli Spor'luyum tamam. Bana yeşil siyah forma yapacaksın kardeşim. Tamam adam zaten yapıyor. Satışa çıkartıyor. Tamam. Ürün i̇dman, de çıkartıyor. İdman kıyafetini de yeşil siyah alacak. Söyle Zafer abi. Sen ne diyorsun Zafer abi? Bayağı yazsın şeye, tedarikçi firmaya bir internetten aynen. Yazı yazsın, değiştirsin. Abi yazdık zaten, yazıyoruz, söylüyoruz abi zaten. Oraya da kendi biz taraftarın yazsın. Sesini söylüyoruz abi buradan. Tamam. Taraftar bunu istemiyor. Sen ne diyorsun Zafer abi? Ne? Sen ne diyorsun? Takıntılı değil mi diyorsun? Formalara mı evet. diyorsun? Forma değil abi, idman kıyafeti. İdman forma şey. Demeyelim şimdi. Forma ayrı şey, farklı şey. Abi şimdi ne yapalım forma zaten yani? Yeşil siyah olacak da. Alan razı, veren razı. Şimdi ne diyeceğim İçindekiler ben? İçindekiler iyi olsun diyorsun değil mi? Allah Allah. İyi, hadi yani öyle olsun. Öyle ya. Tamam ortada buluşalım o zaman. Sen neyin peşindesin ben anlamadım. Ben yeşil siyah abi bak istedim. Şunu söyleyeceğim. Camia olarak biz çok böyle değişik konulara kafayı takan bir camia. Bak bizim arkamızdaki topun rengi ne? Abi tamam. Bir şey demiyorum bak bir konuşayım. Evet. Konuşturmaz. Bak biz camia olarak çok böyle değişik şeylere konu takıyoruz. Bizim bu şu an Kocaelispor kimleri transfer etmeli onları konuşmamız gerekiyor. Evet konuşuyoruz onları da söylüyoruz. Yani... Yok futbolcu onu giymiş, şey olmasını... Bunlar detaylar. Bak önemli şeyler. Çok neyse, da artık... İsterseniz şeylere geçin. Bir dakika bir şey daha söyleyeyim. Hatırlıyorsan daha... abi Güvenç Hoca zamanında bize beyaz formayla çıkıyordu. Dümdüz beyaz. Hiçbir kere yeşil siyah forma giymemişti burada. Mavi taraftarın de bir mavi uydu. Taraftar devamlı tepkiliydi. Ya biz yeşil siyah beyaz formalarla maça çıkıyoruz diye çok tepkili oluyor. Şu doğru mu bak bakayım. Ne abi? UEFA'nın VIP tribün olmasını nasıl değerlendiriyorsun? UEFA'nın ismi VIP tribün. UEFA 6 mı diyor? Batı VIP üst, Batı VIP alt. Şeyin üstü abi. Numaralının adını galiba VIP yapmışlar. VIP yapma 7000 liradan dolayı mı acaba VIP ismini koyuyorlar? Yani yüksek ya, gösterme. Ben... Ya üst taraf zaten VIP diye geçiyor VIP protokolün taraf, yanı falan. VIP, evet. Ama orası daha ucuz baktığında 4250. Altı VIP mi? Alt üstler her zaman daha ucuzdur. Ama altlar daha pahalı. Alt şey, 7000 lira. İşte deri koltuk falan var diye büyük ihtimalle ismini numaralı değil de VIP yaptı. Niye ben olsam giderim o zaman yukarıdan izlerim daha iyi protokolün yanında. Bence de VIP dediğin zaman koltuklar... Aşağıda 7000 lira. Yanında da işte yukarıdan daha uzaktan görüyorsun. Aşağıdan daha yakından daha şey görüyor. Herkesin bakış açısı bakış farklı. Bakış açısına göre. Ben ne diyorum geçen yayında da söyledim yani... Bazı adamların takıntısı var, ben yukarıdan izleyeceğim kardeşim diyor. Adam bazısı bir... da kale arkasından izliyor mis gibi. Bazısı da zeminden izleyeceğim diyor, en aşağıda oturacağım diyor. Transferlerle ilgili hani devam ediyorsak kaleciyle ilgili Harun kesinleşti mi kalıp kalmayacağı? Şey, Hoca ikisiyle işte. De devam edeceğim kesinleşti. Diyor. Dedi de yine Harun'a bir yani... Harun'a teklif olabilir abi hoca böyle düşünüyor. Var evet kaleci için Trabzonspor'un kalecisi 3. kalesiyle görüşülüyormuş. Bugün bir haber düştü. Bunu Ahmet de ilgileniyormuş, Sakarya da ilgileniyormuş herhalde bir. Neydi o çocuğun ismi? Arda Moral Moradoğlu. Moradoğlu evet.
Acaba Harun gözden çıkıyor ya da üçüncü kaleci olarak mı alacaklar? Üçüncü kaleci olarak da alınabilir. Zaten orada da üçüncü kaleciymiş Trabzon'da çocuk. Ama peki neden sezon yaklaşık 10-15 gündür Harun'la alakalı böyle sıkıntılar çıktı? Harun gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Teklif var abi, Bursa'dan talep tamam, var. Tamam, teklif var da Harun da gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Olabilir de hoca ama devam Ertuğrul edeceğim. Hoca, sen kal burada, forma şansı veririz, bilmem ne yaparız, eski öğrencisi sonuçta ikna etti onu ve kal dedi. Bence şöyle demişti kalacak abi. Kalacak dedi yani, iki kalecimiz Gökhan'la Harun, ben bunlara çok güveniyorum, iki kalecimiz de bunlar olacak dedi. Bence şöyle demiştir, tamamen kendi fikrimi söylüyorum, hocayla alakalı değil. Sen demiştir, çıkacaksın, hatalı da gol yesen, yani çok hatalı tabii, bariz değil de. Bak Harun neyden kaybetti biliyor musun abi? Harun şundan kaybetti geçen. Aslında Harun kötü kaleci değil, iyi kaleci. Harun'un arkasında Gökhan değil de onun bir tık altı kaleci olsaydı eğer arkasında. Oynar mıydı? Harun 10 numara kalecilik yapardı. Hatalar yapar mıydı? Yapardı ama bir güven verirdi, tamam mı? Şimdi Harun hep böyle oldu abi. Ben zannetmiyorum be abi. Ben kaleci sezon, gülüşüm... sezon başladı direkt Harun'a forma verildi. Daha ne i̇şte olacak? İşte Harun bak. Ama benim dediğime geliyor. Ben hep yıllardır söylüyorum. İki tane ekstra kaleci aynı takımda oynamaz i̇şte arkadaşlar. İşte ekstra bak. İlk maça çıkarken burada hatırlıyor musun Zafer abi? İlk Kocaelispor maça çıkarken önce Harun çıktı. Bak ben orada yerdeyim. Arkasından Gökhan çıktı. Bak arkasından Gökhan çıktı. Evet. Ve Harun senin birinci kalecin ve belli de kadrolar çıkmış. Herkes orada Gökhan diye vardı. Harun zaten orada bitti abi. Tabii. Bak bu çok önemli şey. Hani sen diyor ya bizim takım taraftarlarımız bazı. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Eğer Harun'un gerçekten bak arkasında. Bir de Harun şeyde bitti. Hangi Göztepe maçına gitmemişti. Ya orada bir sıkıntı oldu. Evet. Ben dedi moralim bozuk bilmem neyim. Konsantrasyonum mu eksik dedi. Evet, dedi. Ben maça gitmedim. Ver misketlerim. Ben geri dönüyorum eve. Ya orada ya bir işte. Böyle bir şey yok abi ama. Taraftarın da Harun'a karşı orada bir güvensizliği kardeşim, oldu. Kardeşim sen takımın içindesin. Kusura bakmayacaksın. Herkes işini yapacak. Şu an taraftar diyor böyle ki abi. Böyle bir şey yok. Transfer işi bitmedi diyor mesela. Tamam isimler konuşuluyor. Ya tabii kaleci sezon kaleci transferi. Geç olmadı mı abi şu an? Hala hani Zafer abi sen şimdi. Abi bazı takımlar hangisi? Hala transfer forvet yapmadı. Forvet'le alakalı abi. Forvet. Ya şu an forvet dediğim gibi. Üçüncü kampa yetişmesi lazım. Forvet için bakış. Yani bu bitecek. Evet tabii. Buluyor. Bunlar forvet transferi ama şunu söyleyeceğim. Ama oynayan bir adamın olması lazım yok, senin buna, gene. Bunda önemli değil mi o kadar? Hani... Ya önemli de şimdi olmadı. Hani kondisyon falan. Hani bizim burada konuştuğumuz gibi gel marketten gidelim iki yoğurt iki ekmek alalım gibi. Değil. Bu işte parayı ver gibi olmuyor. Forvet daha nadir bulunan zor bulunan bir şey. Menajeri de sıkıntı çıkıyor. Adamla sıkıntı çıkıyor. Bayağı bir başka şey çıkıyor. Yani şimdi başkan olsa burada diyecek ki siz güzel anlatıyorsunuz da. Ben de soruyordum şu anda. Zafer'in dediği gibi markete git iki ekmek evet. Al, yoğurt al, parasını bas. Zafer abi bir şey diyeceğim. Kredi. O da konuştum. Yok sen tamam da ben senden kredi, sonra diyeceğim. Kredi dedin kaldın. Kredi kartını ver çek. 3 dakika sonra evine git. O, yani bu iş kolay iş değil ki abi şimdi. Yönetim tarafından da bakmak lazım. Yani milletin istediği gibi hemen her şey lap diye 3 dakika yönetim olmuyor. Böyle işliyor dur, abi. Dur. Böyle olmuyor işliyor. Yani. Olmaz. Ben şimdi onların yerine koyuyorum kendimi. Mantıklı düşünüyorsun evet. Baktığın zaman. Veya o zaman şöyle yapacak başkan da. Ya arkadaşlar bir açıklama yapacak. Çıkacak. Yaptık. Arkadaşlar kolay değil. İşte bak bekliyoruz. Sorun çıkıyor. Bilmem ne oluyor. Biraz bekleyin, biraz sabredin. Bitti. Sıkıntı neyden biliyor musun Tacım? Son söylüyorum. Dur, ben sıkıntı söyleyeyim. Şundan. Şimdi rakipler hep dur abi. Ha, söyle. Başkan idmanda dedi ki forvettir, 10 numaradır. Bu tarz oyuncular nazlı oyuncular. Tamam. Transferi zor oyuncular. Bize mi nazlı oluyor hep? Abi forvet kim indirdi şu an? Nasıl İkincilik, üçüncülük ekipleri indiriyor. Ya da menajerin anlaştığı forvetler indiriliyordur. Şu an forvet alan yok mu liglerde? Benim bildiğim yok. Iğdır, Sakarya almadı mı? Sakarya Max Gredel'i aldı. Max Gredel forvet değil zaten. Başka açık. Kim aldı? Kimseyi almadı. Ama kapmasınlar diyor. Taraftar olmuş yapıyor. Şöyle bakmak abi, lazım bir de arkadaşlar. Hani. Çabalanıyor. Bak çıkan isimler şu an. Çok çıkan isimler herkesin dudağını çıktı. Abi abi 10 numara bunlar olsun. Tamam forvet alınsın. Buyur git. Anlamadım. Geçen devre arası aldık. Şu 4 isim var ya dediğimiz 4-5 isim. Bunlardan zaten 1-2 tane aldın mı? Zaten eyvallah. Abi bak. İnsanlar şunu diyor. Forvet almış olmak için alınmıyor. İnsanlar şunu diyor. Acaba bunların dışında mı başka bir şeylere bakılıyor? Abi bunlar yok bunlara bakılıyor. Bunların ismi geçiyor. Bak, bunlar herkes okey zaten. Söyleniyor. Başkan da söylüyor yani bu ismi. Söylüyorsa tamam. Bunlar herkes okey. Kolay değil yani. Kolay değil. Bak bu isim. Ha forvet alınsın. Gelsin istiyorsanız buyurun gidelim. Yine evet. Şikirtlaş ayarında birini alalım, çıldıralım. Tamam, bunların arasında sıkıntı yok abi. Yani insanlar ama şunu işte diyor. Ama işte bu şey olan 4 tane oyuncuyla alakalı işte elbette ufak tefek pürüzler yani. Olabilir. Yani işte Bruno'nun Süper Lig'de oynama isteği. Veya hocanın çıkıp işte sürekli bu konuyu incelemesi evet, Bruno, lazım Bruno arkadaşlar. Bekleyin, edin işte kolay değil. Şimdi dediği gibi o adamlar da
kendilerini biraz naza çekiyordur. Biraz daha belki... Abi bir de bu bahsettiğimiz adamların hepsi Süper Lig'de oynamış ya da üst sıralara oynamış adamlar. Hani adam şunu da diyebilir. Ben 1. Lig'e gelmek istemiyorum. Bitti. Şimdi bu adamlardan... Sonra, o adamı sen son raddeye kadar beklersin de. Şu adamlardan bir tanesi atıyorum Sakarya ile anlaştı. Bir tanesi. Herhangi bir tanesi. Beşinden bir tanesi. Bu sefer taraftar hani şunu diyor. Tamam 5 kişi eyvallah herkes akıllı. Abi o zaman o düşmüştür. Bak onun dışında hala orada 3 tane isim kalıyor. Var, evet. Ya bu zaten 5 isim herkes tamam kefil eyvallah. Yani ondan kaynaklı öyle ya da böyle zaten forvet konusunda geçen sene ne çektiğimizi yönetim de hoca davranıyor. Da biliyor. Titiz davranılıyor abi. Tanki'yi biz son haftaya kadar bekledik. Evet. Tanki ne zaman oynadı? İkinci maçın 45. dakikasında girdi oyuna. O da yarım yarım girdi. 2-3 maç yani o yüzden lütfen bu konuda acele etmesinler mi diyorsun? Acele edilmemeli. Peki. Ya en azından bu kamp etabının sonuna kadar ben ya haftaya pazartesiye kadar ben forvetle alakalı en azından ilk ismi duyacağımızı inanıyorum. Haftaya pazartesi burada program yaparken bu 5 isimden birini almış olur muyuz sence? 5.'si kim ya? Abi Marko, Saat, Bruno, Kutucu, Serdar Dursun. Kutucu ben çok zannetmiyorum. Kutucu'yu geç. Yok söyleyen de abi konuşuldu. Kutucu'yu sildik. Marko, Saat, Bruno, Serdar. Ben bunlardan birinin açıklanmış olacağını tahmin ediyorum. Bunlardan birinin. Zaten bunlardan birine herkes en fikir. Belki de şöyle bir şey olmuştur. Anlaşılmıştır. 2 gün sonra imza atılır. Yani o da var. Yani Apin'den hiç belli olmaz. Veya... Biz de buradan yüreklere su serpelim arkadaşlar. İnşallah öyledir abi. İzleyenlere. Çünkü bu hafta benim de tahminimce açıklamak mı zorunda başkan artık çünkü iddialı da konuştu. Yani biz kampa işte şöyle hazır gideceğiz böyle yapacağız dedikten sonra hazır gideceğiz herhalde. 10 numara olmadı işte son dakika müvakkaktaş düştü yani olayı. Ondan kaynaklı bu konularda iraza itidali davranılması lazım. Herkesin gayesinin amacının ne olduğunu biliyoruz ama İtidali de davranmamız burada lazım. Burada şimdi sadece parasal anlamda mı şu an anlaşmalar hani anlaşılmama bence, gibi? Maddi anlamda mı şu an? Maddiden de ziyade oyuncuların burada oynama isteği de. Şimdi birincilik. Marko oynamak istiyormuş mesela öyle yazılıyor. Şu an artık oynamak istiyor diye yazılıyor. Evet. Ama Bruno'nun elinde bir Süper Lig ihtimali var. Evet. Ahmet Kutucu dedin. Ahmet Kutucu'nun elinde ihtimal var. Serdar Dursun için... Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de yok artık. Fenerbahçe yok. Karagümrük'e geri dönecek. Arkadaşlar bu... Saydığımız 4 oyuncu da şu an Süper Lig'de atıyorum Adana Demirspor'da, Eyüp'te, orada abi, burada hepsi türlü, oynarlar tabii, ya. Oynar tabii. Yani, onun için onlar o yüzden da var. Bunları buraya getirmek zor. Yönetimi biraz şey yapmak lazım. Evet. Hak vermek lazım. Biraz bekleyelim. Hadi biz burada bekliyoruz ediyoruz sağduyuyla, sakinlikle ama taraftarlarımız da beklesin. Şu an 1. Lig'in transfer şampiyonu şeyi biz zirvede biz var hazır büyük ihtimal. Yani bu kadar hazır giden bir takım aldık. Yok. Şu an rakiplerimizden bu kadar sık sık oyuncu açıklayan kimse yok. Sakarya... Sen istatistikleri tutarsın sevgili Taşım. Var mı 9 tane oyuncu alan şu an bizim ligde? Ahmet kaç tane aldı? Ahmet 6 Ahmet 3 ya da 4. 6 diyebilirim. Onun için buradan siz de güzel mesaj verin arkadaşlar şeye. Benim mesajım geçen hafta mesajı verdim. Anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Şu an en son tuşlar yapıyordu diye geçen hafta söylemiştim. Çünkü insanlar bizi izliyorlar. Tabii. Etrafı biraz şey o yapalım. O zaman biraz daha sabredeceğiz abi. Sakin davranmamız lazım. Sakin hareket edilmesi lazım. Sükunete davet ediyoruz. Ya işte geçen seneden kalan bir şey var işte herkesin soru geçen sene değil abi bu önceki senelerden kalan sadece geçen sene değil. Geçen sene daha çok ortaya çıkıyor. Yani. Burası zor cami arkadaşlar. Zor. Onun için bizim iki tane sağlam forvet almamız lazım. Şimdi aldık Marko ile Ahmet Saat'ı aldık. Evet. Marcos. Bir de bir şey diyeceğim. Beşinci hafta gitti o da Çin'e. Bunların üçüncüsü kim olacak? Şimdi iki tane... Forvet mi? Evet. Nasıl yani? Üç tane mi alacağız? İki diyorlar. İki tane alacaksın da hayır. Oğulcan işte ona yakın abi. Oğulcan. Zorunlulukta Oğulcan oynatacaksın. Oğulcan oynayacak. Ramil de koyar. Ramil hiç bak Ramil'i hiç söylemiyoruz. Ramil var. Tabii canım. Şimdi az önce onu söyleyeceğim. Belize var mesela. Belize solda. İki tane oyuncu aldık sağlam. Evet. Gerçi on numarayı alacağımız adamın da kim olduğu önemli. O da önemli. Tayfun Aydoğan diyoruz abi. Marcos gene gitti. Kafası attı bizim din öyle şey gibi. İnşallah gitmez. Ne abi, olur bundan ders alın Çin'e, artık Japonya'ya ya. Çin'e Japonya'ya gitti. Abi insan bir hata yapar. İki yapar. Üçüncü yapmaz herhalde abi. Yani o kadar da olmaz. Vallahi yani. Yönetim farklı bu sefer. Yani. Bilemem. Yani en azından başkan abi, farklı. Abi Çin liginden biz ne çekiyoruz ya Japon liginden, Çin liginden? Her zaman bizim futbolcularımıza mı bakıyor? Dediğin gibi Marco'ya... Biri pazarlıyor demek ki. Var bir şey abi. O zaman çok iyi bir... şey yapmamız ayağımızı lazım. Sağlam basmamız lazım. Bence de abi. O konuda oyuncuyla da konuşuruz. Ben Marko'nun yani. Kocaelispor'a gelebileceğini hiç düşünmüyorum abi. Ben de çok Marko. Sen oradan kimin gelebileceğini düşünüyorsun? Kimli ya da kimleri? Ahmet Saat'la Serdar Dursun gelir. Başka kimse. Ha yerli forvet. Serdar da gelmez ben sana söyleyeyim. Yok şimdi
Yani su serpelim diyoruz ya, ben kendi fikrimi söylüyorum. Bana sorsan ben Marko abi dedim mi zaten ikinci üçüncüye bakmıyorum ben Marko abi dediğin zaman. Marko abi geldi mi zaten en üstteyiz abi. Yıldız işte. Çilek diyorduk ya. Ha gelir alırsa bir yönetim çok büyük iş başarmış olur abi. Ayağa kalkıp alkışlarız. Hiç sıkıntı değil. Alamaz demiyorum bak. Olabilir bak. Taha'ya katılıyorum. Yönetim işliyordur şu anda abi yani. Şu an işleme pozisyonunda yani. Dediği gibi. Bugün toplantı vardı bildiğim kadarıyla yönetimin. Naz yapıyordur. Yani 50 lira daha ver. 5 lira daha ver. Yok ben Süper Lig'de oynayacağım. Yok ben. Abi şu Marko'yu buraya getiren yönetim bence çok başarılı bir yönetimdir abi. Yani şöyle bir şey var. Böyle bir getirmezse de yine başarılı. Ayrıca onu da çok büyük şöyle iş başarmış olur. Şöyle bir futbolcuyu getirmek zaten takımın geçen sezon nasıl Ertuğrul Hoca geldikten sonra biz Süper Lig'i istiyoruz şeklinde bir görüntü verdiyse bu şekilde kurulacak bir kadroda. Vallahi hep onu diyor. Şöyle bir de bakalım arkadaşlar. Hep onu diyor. Bir Marcao'nun, Bruno'nun, işte Ahmet Saat'ın veya maaşı. Serdar Dursun'un buraya gelmesi de sen 1-0 önde çıkarsın. Abi, rakibinle de abi, şimdi rakiplerin de seni otomatikman izliyordur, takip tabii ediyordur, abi. İzlettiriyordur. Bir anda diyecek ki ulan Kocaspor Marcao'yu aldı veya abi, senin Ahmet Bruno'yu aldı. Şey, Ahmet Bruno diyorum. Sponsor, Ahmet Saat'ı aldı. Tamam abi ne demek ya? Bruno'yu aldı. E, biz nal topluyoruz diyecek evet. Otomatikman. Sen yani bir gözdağı da verirsin otomatikman sen rakiplere. Sen şu an Marcao'yu al var ya bak. Yarın imza attığı Marcao'yu var ya bak. Sen gör neler oluyor. Hani ligle alakalı. Senin sponsorun olacak. Senin işte maçın daha çok izlenecek. Herkes Marcao'yu izleyecek. Sponsor gelecek. Hani hep gidene bakmayalım. Getirisi de olacak bu futbolcu. Ama belki de Marcao'nun formasını alacak çocuklar giyecekler abi. Bugün Marko çok şey yaptı abi. Evet babaları 1200 lira verip formaları alacaklar. Alsın abi. Mesaj okuyacağım mı Tacım yoksa devam okuyacağım. Edelim. Okuyacağım. Biraz daha devam edebiliriz. Bitiyor abi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu 4 isim bu kadar çıktıysa 4'te 0 yapılmayacağını düşünüyorum. Vallahi herkes ondan korkuyor işte Tacım. Abi yapılabilir. Yapılabilir. Hiç belli, evet. Hiç belli olmaz. O zaman Ahmet Kutucu der ki ben 1. Lig'e gelmiyorum. Bu bir. Şimdi Bruno dedi ki ama o 4 tane saydığımız isimden şimdi Ahmet Kutucu diye mi ekledi bu arkadaş? Ne ekledi? O Ahmet Kutucu işte Süper Lig'de oynayamaz mesela. Ama Süper Lig'de oynayamaz. Eyüp'te oynayabilir. Şey adam onu gol kralı olup çıksın. Eyüp'te oynar abi ne olacak ya? Eyüp'te ikinci forvet olmak mı Süper Lig'de? Adam şunu düşünecek belki de. Kocaeli'de birinci forvet mi? Eyüp'te öyle ya da böyle oynayar Süper Lig'de. Bana göre Ahmet Kutucu bu 4 isimin haricinde Kocaspor'a gelebilir misal. Ya bana da kalsa gelebilir. Ya ama işte şöyle çünkü bir şey var. Süper Lig'de şimdi şunu da düşünmemiz lazım abiler. Geliyor. Burada aslında bir konuya daha gireyim mi? Ahmet Kutucu'yu kim besledi Eyüp'te? Adamı besleyenleri düşün. Legaten var. Legatin. Legatin. Onun da şey aldı. Ondan abi sonra işte Caner Erkin'iydi, o suydu, bu suydu. Adama böyle bir şey yapabilirsen. Aynen. Bir de önemli bir Robin sakatlık. Robin Yalçın da vardı orada. Önemli bir sakatlık da atlattı Ahmet. Evet. Ahmet ben de o yüzden hep soru işareti. Tabii tabii demin onu söyleyecektim unuttum. Sakatlıktan da çıktı. O zaman evet abi düştüm. Oynamadı zaten. Düştüm. Dörde düştüm abi. Şimdi söylüyorum ben sana. Evet kartları açıyoruz. Gianni Bruno. Adam zaten ilk adı çıktığından beri Süper Lig'de oynamak istiyor deniyor. Tağacım mikrofonda cızırtı varmış. Amcam bilgine yazmış gördüm. Kazım Bey mikrofonlarda cızırtı var bilgisi geldi. Televizyondan mı izliyormuş internetten mi? İnternetten izliyordur o. İnternette bir şey yapamıyoruz diyor. Kazım Bey gitti galiba. Orada oturuyor Kazım abi. Düzeltiyor. Biz devam edelim. Devam edelim abi. Bruno Süper Lig'de oynamak istiyor denildi. Evet. Marcao için artık Kocaelispor'da oynamaya sıcak bakıyor denildi. Denildi evet. Serdar Dursun daha yeni çıktı. Yakın deniyor, o deniyor, bu deniyor bilmiyorum. Tam değil. Ve Ahmet Saat. Saat herhalde tamam mı? Kaç senedir ismi çıkan bir çocuk. Ben herhalde bu sene olabileceğine inanıyorum. Ben size şöyle bir soru. Sor abi. Dağcım. Ertuğrul Hoca bu 4 isimden hangisini istemiştir yönetime? Belki de dördünü istedi. Belki de Marka'yı istedi. Alternatif olarak Bruno'yu sordu. Ahmet Saat dedi alternatif olarak Serdar Başkan Dursun. Bunları bir kamyonun arkasına koyup hepsini getirmesin İdman. Abi tamam abi bitti o zaman iş. Şey oynarız 4. Bitti abi. 4-4 oynarız. 4-1, 4-5 gibi böyle. Galatasaray öyle oynuyor değil mi senin sen? 5-5 ya en azından şey oynarız. Abi ne demek ya? 4-3-3 falan oynarız artık. Abi bu var ya şu dediğin kadro. Hiç böyle otur abi böyle yayın. Başkanı kızdırmayın 4 tanesini koyar işte, bir arabaya. Koyar getirir eyvallah başımız gözümüz üstüne de. Kaç para oldu onların abi? Parasını geçtim onların kim besleyecek? Kendi kendilerini beslesin abi yeter daha yani. Oynasınlar takasınlar kafalarına. Kim savunmadan işte bunlara top çıkaracak? Savunmaya gerek yok. Savunmadaki adam 4 kişi dursun orada. Tamam. Bunlar topu ileri atsın abi. Tamam. Elbet bir tanesi gol atar 4 tane adam var ileride. Peki tahmin edelim. Bir tane mi soru soracaktın abi? Size bir soru dedin ya. Sorun buydu. Orta oydu.
Peki bu 4 tanesi. O zaman şöyle yapalım. Hangisi? 4 oyuncudan 2 oyuncu hangisi gelir? Ben sana söyleyeyim. İzleyenlere bak, geliri söylemiyorum. Ben geliri söylemiyorum. Yok, isim söyleyeceğiz. Tamam, ha, gelecek olanı söylemiyorum. Ben sadece kendi tahmin, şeyimi söylüyorum. Tahmin, varsayım yap, varsayım. Varsayımı söylüyorum. Ne oldu ya, acele mi? Yok. Ne gideceğiz? Öyle böyle. Yok yani cevap ver Zafer abi, beklet. Marko Saat. Bir dakika, İsmail Bey'i yazalım. Marko Saat abi. Ben onları tercih ederim. Marcos. Bu da Marcos'a taktı ya. Anladım. Adamın ilk isminde Marcos var ya. Marko deniliyor genelde. Kısacası Marko işte. Hatta Marko diyorlardı ya, hani Galatasaray'da bir Marko evet vardı ya. Abi. Marko Serdar Dursun. Bakayım Zafer abi. Marko Serdar Dursun. Ya aslında Bruno Serdar Dursun derdim de ben Marko. İkisi de çok kule değil mi? Evet, ben suyu açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız abi. 1-2-3. Bruno. Ahmet Saat diyecek. Ahmet Saat. Bak bu var ya, tüyü aldı. Ben sana söyleyeyim. Bu var ya, çok tehlikeli gazeteci abi, söyleyeyim. Beni etiket hiç etme. Fark etmez bak. Ne dedin abi? Bruno ile Ahmet Saat. Bitti abi. Bruno Saat, Bruno Serdar. Yabancı iki tane yabancı yazanlar da var da bir yerli bir yabancı düşünüyor. Bence Marko Bruno olmaz zaten ikisi yanında da. Yabancı kontenjanımız da patlıyor. Hiç fark etmez bak. Üçümüzün dediği hiç fark etmez abi. Bana göre. Hani çilek artı çilek. Biri çilek oldu, biri kiraz oldu. Ya biraz çileğin küçüğü oldu, o fark karpuz etmez. Karpuz kim olacak? Karpuz yatacak ortada. Yani iyi çalışsın. Abi Tayfun konusunda sen de yaz abi, köşe yazıyorsun. Tayfun'u hiç görüşülmedi. Sen var mı öyle bir şeyin? Hiç öyle. Demek bir, ki adı da geçmiyor. Belki de görüşüldü olmadı. Ama hiç o illa yazılırdı ya öyle bir şey olsa. İllaki bir şey demek olur. Ki hoca ha. Düşünmüyor. Hoca mı düşünmüyor acaba? Belki de yani. Ama ötekiyle de anlaşamadık. O Çaktaş'la anlaşamadık. Mia Çaktaş'la. Daha mesela 10 numara bir oyuncu abi. Yani pozisyonu gereği de 10 numara oynuyor ama normal şeyde de Tayfun diyorsun değil mi? Çok yönlü. Evet. Tayfun baktığın zaman. Hani bilmiyorum da. Hiç ismi geçmiyor ama taraftarlar mesela Tayfun mesela bugün Instagram'da resim paylaşmış. Altına Kocaelispor'la yazı yazmış abi. Abi o yazılır. Tamam eyvallah, bir şey demiyorum da hani bunu gören yönetim de vardı illaki. Yani şey yapan da vardı. Abi görülmesi gereken kaç oyuncu vardı? Mesut Özdemir'i görün diye bağırdık burada, görülmedi. Ya Burak Süleyman'la Mesut Özdemir hakikaten bağıra bağıra Pendik Spor'a gittiler abi. Biz onları hiç konuşmadık biliyor musun? Abi Mesut'un geçti gerçi, bitti Pendik'e de. Pendik'e gitmesi bence gayet de normal çünkü zaten oradan Osman Özkölü geri istemiş. İstedi. Burak Süleyman da demek İşin ki. İşin aslı öyle değil ama. Peki söyler misin Zafer abi ne? Ne abi? Hiç görüşülmemiş, çağrılmamış mı? Mesut kim? Hangisi? Özdemir. Mesut Özdemir mi? Evet. Mesut'u bilmiyorum. Ben Burak'a söylüyorsun. Söyle zaten. Abi. Burak'a zaten hoca istemedi. Ama Burak Süleyman da diyor ki hocanın öyle bir şey söylemi yok diyor yani. Hoca öyle bir şey söylemedi diyor. Ertuğrul Hoca mı? Ben Burak Süleyman'la görüştüm. Birebir konuştum. Dedim ki Burak böyle bir durum varmış. Ertuğrul Hoca'dan veto yemişsin. Hani sen haberi benim olmamış olabilir hayır, abi. Hayır diyor ki abi o kesinlikle öyle bir şey yok diyor. Abi derdi. Benim evet aldığım abi derdi. Bilgide. Evet abi derdi. Veto edin derdi. Diyebilirdi yani bunu. Ha, sonra da olmamış olabilir. Sonra hani biz konuştuktan sonra olabilir, bilmiyorum. Benim aldığım bilgi de Ertuğrul Hoca'nın Burak'ı istemedi. Neden abi? Oyun mantığına uymuyor demek ki. Oyun fikrine uymuyor. Gayet ve net. Her ya, hocanın Pendik'e zaten Burak Süleyman'ın Pendik'e gitmesine bir bahis şey yok abi, sıkıntı yok. Geçen seneki Sakarya'da oynamış. Yani Sakarya'da sıkıntı vardı biliyorsun Kocaeli. Şimdi de Sakarya'ya şey gidiyor, Amaral gidiyor. İşte Amaral'ı istiyor. Ben de anlamadım. Amaral geçen sene Sakarya istiyormuş. Ankara gidiyor. Olabilir. Niye yadırgıyorsunuz yani? Amaral kötü bir topçu değil ki. Şeye uymadı. Bize uymadı. Amaral aşı bence bize de uydu da abi. Aşı tutmamıştır veya uyum sorunu olmuştur. Futbolda uyum sorunu var arkadaşlar. Ya, bunu es geçmeyin. Şey nasıl aşı ben tutmadı abi? Adam buraya asist kalıyor. Buraya şimdi Ronaldo'ya getir oynayabilir mi abi? Mbappe midir? Onu getir oynayabilir mi misal? Abi adam asist kralı ya. Sen ne anlatıyorsun? Kim? Amaral nasıl uymadı abi bize? Ne demek uymadı? Ya uymadı derken adam forma şansı buldu. Evet. Oynadı. E şimdi niye gönderiyorsun Ertuğrul'u? Onu söylüyorum maç ben sana. Maç seçiyor diye herhalde böyle bir eksisi var sadece. Hayır zaten ligin ilk yarısında ben yanlış mı biliyorum Ertuğrul Sağlam'la Amaral'ın sorunu olduğu, problemli peki, olduğunu söylediler. Evet. Sen hoca olarak Amaral'a tam yetki verdin mi de adam maç seçsin abi Tahacım? Değil mi? Verilmedi mi? Çok verilmedi abi. Ya şimdi bazı şeyleri biliyoruz. Çok verilmedi. Hepsini de burada söylemeyelim arkadaşlar. Çok verilmedi abi Amaral'a. Çok böyle. Bazı şeyleri biliyoruz söylemeyelim evet. Yani. Onun için fazla zorlamayın senin beni. Senin var mı bilgin? Yok. Ben çok verildiğini sanmıyorum. Ben ama var. Verildi diye de tahmin ediyorum çünkü. Verildiği maçlarda hiç çıkarttığı adam. Keçiören maçında verildi çıkarttı. Bandırma maçında orada verildi çıkarttı adam. Verildiği zaman çıkarttı kendisini çıkarttı. Bir de sahada arkadaşlar tek takım futbolcuları olacak bu iş değil. Takım oyunu oynuyor. Tamam eyvallah. Yani Amaral'ın oynadığı maçta bir tek Amaral mı kötü oluyor misal? Ben Amaral'ı burada şey yapmıyorum ha yanlış anlaşılmasın.
Kimse benim babamın oğlu da değil. E, oynamadığın zaman takım oynamıyor. Atıyorum. Al. Milli takım ne oldu? E, 11 kişi yaslanıyorsun. Oyun şeyinin stratejisini değiştiriyorsun. E, 1-0 galipsin. Abi saldıracaksın. Aynen öyle. Tek maç bu kardeşim. Biz anlatamıyor muyuz ya? Hadi lig maçı olsa tamam, o hafta yenildin eyvallah. Telafisi var ya. Telafisi var kardeşim. Bu Avrupa şampiyonusu. 1-0 öndesin. Yine milli takıma geldik ya. Kaç? Şimdi bırak abi, onu yapmıştık. Kaç tane transferimiz var? 9. 9 transfer. Apindango'yu da sayıyor musun? Evet. Saydık. Peki. O sayı 15 olur. 15 olur. Şu anki 9 diyorsun değil mi? Mesela evet. 9'dan... Sen, bir dakika. Olur. 6 tane daha diyorsun. Evet, alacaklar. Ya 5 veya 6 abi, 14-15 olacak. Olacak. Benim dediğim çıkar. Bir anda çıkar. Evet. Dediğim çıkar. Olacak. Zafer abi geçen sene dedi, herkes gülmüş Zafer abi. Tüyosu sağlam demek. Evet, dinliyoruz, bir şey ya, bir şey söyleyeceğim de şimdi hani böyle ya şey yazılı olmasın. Mı yapıyorsun, sözlü mü yapıyorsun? Hayır, abi ne yapıyorsun? Hadi İsmail abi çıkar bakayı. Bence Oğulcan da sadece Yunus Emre gerek şu an muhalatta. Benim için direkt Oğulcan. Neyi anlamadım? Muhallat ne olmuş Oğulcan'ın? Muhallat da yani Oğulcan. Kapalı kutu. Evet. Kapalı bilmiyorsun kutu. Ki abi adamı. Ben mesela biliyoruz. Solda Oğulcan oynayacağını düşünmüyorum. Ben solda yine Berisler'e başlayacaktır. Ben Oğulcan Çağlayan'ın yedek kulübesi için transfer olduğunu düşünüyorum. O zaman tamam, bir şey demiyorum. Abi Yunus siz bunları nasıl görüyorsunuz? Yunus Emre Girik de. Bulunuyorum. Yunus Emre Girik de aynı şekilde değil mi? Tabii canım, ama şimdi daha sezon başlamadan bunu konuşmayın arkadaşlar. Abi zaten geçen seneki performanslarına bakarak biz bunları söylüyoruz. Yunus Emre Girik için de aynı. Oğulcan için de aynı. Oğulcan Yunus Emre Gedik için öyle diyorsun. Adam ligin ilk yarısında şampiyonu tamamlayan Göztepe'de oynadı. Oradan da Süper Lig'e gitti. 6 maç oynanır. 6'nın ikisinde 2 onları oynamışım bak. Eksik maçları var. İyi bak. Eksik tamam. Maçları var. Ama Göztepe'de ilk yarı oynuyor. İlk yarı Göztepe'de oynuyor. Tamam, onu diyorum arkadaşlar. Orada da 6 maç oynuyor. Geçen sezon Onur Atasayar diye oyuncu aldık. Evet. Hala yok, ismi yok. İdmanda yok, hala bize sözleşmeli. Bir de o nerede? Da var. Bir de o da var abi. Onu... Yok yok. Hani umutlarla aldık ilk. Peki orada hocanın suçu yok mu abi? Hiç. Hep mi çocuğun suçu var abi? Onur Atasayar'da, Duhan Aksu'da futbolu unutmuş iki futbolcuydu. Ben şimdi onu bilemem ki. Sen böyle bir adamları nasıl transfer ediyorsun? Aldık adamı. İşte Süper Lig'den geldi diye. Geçen sene Ümraniye Süper Lig'de değil miydi? Evet. Düşmedi mi ondan önceki sene? Oradan oyuncu aldık dedik değil mi? Onur Atasayar'ı misal, örnek veriyorum. Çocuk maç oynayamadı. Atilla'ya kızdık 3 sene. 3 sezon. Ve bana kaldık. Gene Atilla oynadı abi, nasıl olacak? Evet. Böyle bir şey var mı? Duhan'ı aldık. İşte Duhan'ı da şey oynattı. O yüzden mi aklıma yönetmeni? Mustafa Hoca oynattı. O da futbolu unutmuş arkadaş. Vallahi billahi abi ya. Ya böyle de olabilir. Dediğin gibi az önce söyledin ya sen hani. Ben şunu söyleyeceğim yani. Onu söylüyorum yani. Şimdi olabilir. Oğulcan için olumsuz söylüyorsunuz. Adamı... Abi onu söylemiyoruz. Ben görüşümü söylüyorum. Olabilir diyor. Olumsuz demiyoruz abi. Yok, bu tip şey yapmayalım, onu söylüyorum arkadaşlar. Belki kamçılıyoruz abi. Hayır, neden? Ya sen onu kamçılamazsın. O kendi kendini kamçılasın abi. Kamçılasın abi. Şimdi o adam bana oradan o Zafer abi iyi program çıkaracaksın dese ne olur? Abi deme Zafer sen abi olur. Değil olay. Zafer İsmail olayı değil. Hayır, şeye bakıyorum ben. Empati yapıyorum abi. Ben kendi burada performansımı koyuyorum ortaya. Zaten kendisi ben de buraya konuşmaya gelmişim. Açıklama yapmış. Onun da işi futbol oynamak. Çıksın ya, işini yapsın kardeşim. Bir dakika. Oğulcan Çağlayan için şunu söyleyeceğim. Kocaelispor'un Oğulcan Çağlayan'a ihtiyacı yok. Bence yoktur. Kariyerinden kaynaklı. Evet. Ama Oğulcan Çağlayan'ın Kocaelispor'a ihtiyacı var. Evet. Tam kendini gösterebilir. Barış nasıl geldi, kendini gösterdi evet. Bir anda? Evet. Olabilir bak, biz zaten olmasından yanayız. Ama Barış ne oldu? Sezona yedek başladı. Yedek başladı. Sonrasında attı kendini. Bu arada yorumlarda da gördüm. Şimdi Oğulcan... Başkan takımda en fazla 3 İzmitli topçu olacak nerede? Demiş. Furkan Özyapı, evet. Furkan Gedik. Özyapı İzmitli mi? Tabii. Değil ki, Gölcük Spor'da oynamış sadece. Abi Kocaeli'li, yani İzmitli'den kastı Kocaeli'li. Tamam. İnsanlar şey istiyor abi. Onur Öztonga. Daha üstler, daha üst liglerde oynayan kalite adam istiyor abi, gibi. Abi onlar şunu diyor bak, ben sana sorayım. Burak Kerem Aktürkoğlu'nu mu istiyorsunuz abi? Bak Burak yok, Süleyman. Yok, Meri istiyorlar, Meri Demiral. Meri, Burak Süleyman, Mesut Özdemir, Gökdeniz Bayraktar. Furkan Gedik buraya gelene kadar sosyal medyada İzmit'te oyuncu alacaksanız Furkan Gedik'i alın diye diyorlardı. Ortalığı yaktılar. Şimdi ne oldu? Şimdi nerede diyorlar? Furkan Özyapı. Bir. Furkan Gedik. 2. Onur. Onur Öztonga 3 zaten. En fazla Bediran da var. 4. Bediran var 4. O ikisi çocuklardan bir tanesi alınsa 5. Bediran kampta mı? Kampta. Demin gördüm kampta. Yani demin değilim. Ekrandan gördüm kampta. Ne ara kampa gidip geldin? Yani bakalım transferler devam edecek ama ben dediğim gibi en azından bu hafta içerisinde Topuk Yaylası'nda takıma katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama
Bir forvetin açıklanmasını... Biz şimdi kanat almayacağız mı? Kanatımız var mı bizim? Var değil mi kanatımız? Yani şimdi şeyde verirse Oğulcan, Barış... Oğuz, Ahmet Oğuz. Bek mi diyorsun o sen? O bek, yani işte sağ. Bek, orta saha mı, defans kanadı mı? Sağ açık diye söyleyeyim sağ o zaman. Sağ açık. Barış, Oğulcan. Solda. Berizli de var. Sol, sağ sol fark etmiyor. Hepsi orada sağ sollu. Sağda sağda Barış oynuyor. Abi senin adamın gelecek sağdan ortalayacak kim? Sağda Barış mı? Bir tek Barış mı var? Şu an Barış var. Arkasında Ahmet Oğuz olacak herhalde. Hani bekte. Bek olarak. Tamam, sola geldik abi. Üç Muharrem. Bekte Muharrem. Geç, öne geç. Oğulcan. Ya Berizli ya Oğulcan ya şeyde ev. Bak 3 tane var. Tamam sağda, ben az önce ne dedim? Kanata ihtiyacımız var dedim. Bir tane alınacak. Tamam. Alınmalı tamam. Yani. Alınmalı bence de. 2, 4 gene deneyime geliyor. 5, 6 tane. Alınacak abi, alınacak doğru. Çünkü ama senin takımda gidecekler de var. Senin he, o gidecekler falan 3. etapta mı tamamen böyle yeşerir abi? O 3. işte, etap bence daha nihai. Sonlarına doğru mu yoksa bitti? Zaten şu an 28 kişi var mı? 28. Şu an... kamp dönüşü işte 5 kişi daha gönderecek hoca. 23'e düşecek. Senin gelenlerle 23. ne olacak? 5-6 kişi daha geldiği zaman 28-29. Yine 28 kişi biz Bolu'ya gideceğiz. Peki biz en son kaç 22 kaç kişi kalacak abi? 25 mi kalıyor? 25. Yok, 27-28 bulur çünkü. Yani şu an 30 olsak da 26-27'ye düşecek yani. Aynen öyle. Tabii en kötü tamam. 28'e düşer. Tamam. Veya 26'ya düşer. Önceden 25 derdi diye biliyorum ben ama. Yok, 25-26 idi. Şimdi oyuncu değişiklikleri 5'e çıktığı için 2-3 tane daha şey tutuyorsun otomatikman. Adamın bir anda 5 tane sakatım var, 3 tane cezalım var. Ne yapacağım? Biz mi gireceğiz buradan devreye abi? Sen girersin abi. O zaman yavaş yavaş yorumlara bakalım mı? Bitiriyoruz mu programı? Bitirelim artık abi. Doymadık. Zafer abi için zaman hızlı geçmiş. Zafer abi bu sefer fazla konuştu herhalde. Yavaş yavaş bitirin diyor bak. Talimat geldi. Talimat büyük yerde. İyi okuyalım abi. Yorumlara bakalım. Ardından da forma çekilişimizi yapalım. Şu ana kadar 30 farklı kişi yazmış. Sonrasında şuradan yukarıya doğru Ahmet Özcan yeğenler selamun aleyküm demiş. Evet, aleyküm selam Ahmet. Sedat Selçuk, Tuğrul Krankaya iyi yayınlar dilemişler. Sema Örçen sağ ol Tuğrulcum, İyi yayınlarınız olsun inşallah demiş. Veysel Naz iyi yayınlar, bu sene hasret çektim Süper Lig'e çıkacağız İnşallah demiş. Mert Cengiz hayırlı yayınlar diliyorum. Sezon zor şimdiden, şampiyonluk kolay değil, hemen havalara girmemek lazım demiş. Ahmet Aydın Can Dede yazmış. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Tuğrul Krankaya bir yorum daha yazmış. Bu antrenman malzemeleriyle alakalı. Çok yorum yazanların yorumlarına çok bakamıyorum. Ama bazen dikkatimi çeken... Oku bakayım Tuğrul'unkini. Ahmet, antrenman malzemeleri tek renk olabilir, yeşil ya da siyah. Diğer renkler teknik kadroda ama bütün firmalarda, formalarda Kocaeli Spor arması var. Çok büyük bir sorun olmamalı bu konu. İsmail sorun yaptı da o yüzden Tuğrul'cum. Evet. Mustafa Alp Türker bu sene olacak gibi, başkan bu işi biliyor. İyi yayınlar diliyorum. Samet Saltı iyi yayınlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Az önce okumuştuk. Bahadır Yavuz amcama selam olsun. Koçum benim, iyi yayınlar, hepinize selamlar. Mesut Turgut hayırlı yayınlar abiler. Transferlerde güzel gelişme, güzel gidiyor. Gidenlerden Amaral ve Yusuf Emre gitmemeliydi. İkisi de kalsaydı daha sağlam olurdu kadromuz. Bize santrafor 10 numara ve sağlam kaleci lazım diye düşünüyorum demiş. Feride Yılmaz hayırlı yayınlar dilemiş. Az önce o 3 izit mi sorusunu Mesut Özer sormuştu. Okudum. Erdoğan Çal'ın üçünüz İspanya'nın defans bloğundaki üçlü stoperler gibisin. Erdoğan Hoca'ya selam olsun. Vay Erdoğan Dede. Selamlar. Diyelim ve yorumlarımızı bu şekilde tamamlayalım. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Geçen hafta hanginizden ilk sayı almıştım? Zafer abiden almıştım. Tamam o zaman senden alayım İsmail abi. Birden 30'a kadar. Şimdi abi birden 30'a kadar 4 demiştim, 16 demiştim. 31 oldu. Adem Yılmaz yazmış. O zaman abi şöyle söylüyorum. 11. 11 Nesrin Yavuz. Hayırlı olsun. O şeyinki. İsmail abinin. Öztürk. Erdinç Oto. Öztürk Oto kurtarıcı Erdinç Öztürk'ün evet. Forma hediyesi. Kime? Ha. Nesrin Yavuz. Nesrin Bayan mı? Bayan. Zafer abi. 31 mi dedin? Hı-hı. 1'den 31'e. Yarısı olsun, 15 olsun be. 15. Ahmet Kahya. Ahmet'e çıktı. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Öztürk Oto Kurtarma'nın forması evet. Nesrin Yavuz'a, Özcan Pişmerniye'nin forması da Ahmet Kahya'ya. Buradan tekrardan
bize, hem bize destek Yaşar Can'a olan, hem de Erdinç Öztürk'e teşekkürlerimizi iletelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımıza, forma sponsorlarımıza. Diyelim, yavaş yavaş son cümlelerinizi alalım. Zafer abi. Evet, demin birisi yazmış. Serdar Dursun 1. ligi düşünmüyormuş diye. Evet, bir eleme evet. oldu herhalde. Hı-hı. Öyle bir haber geldi. Artık bunlara takılı kalmayalım. Sayılı evet. günlerimiz var zaten. Takım iyi çalışsın. İyi kondisyon yüklemesi yapsınlar. Futbolcular kendilerine baksın. Evet. Bir abiler olarak onlara buradan bir destek verelim. Evet. Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. Bu hafta dediğimiz gibi bir forvet transferimizden hiç olmazsa ikisinden biri gelsin ki biraz daha hareket, en şey olsun. Daha hareket olsun. Şey gönül ister ki ikisi birden gelsin ben ki. Ben şeyi beklerdim yani en azından 6 ya da 7 Temmuz gibi takıma bir forvet katılıp 12 Temmuz'da oynayacağımız Selim Bar maçında ben en azından forvetin ne yapabileceğini görmek isterdim. 12 Temmuz hangi gün? Cuma. Cuma. Buradan bugün da, pazartesi. Buradan da 12 Temmuz demişken ufak bir şey yapayım. 12 Temmuz annemin doğum günü. Şimdiden doğum gününü de kutluyorum annemin. Nice mutlu yaşların olsun. Biz de kutlayalım. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum kutlu olsun annenin. Ellerinizden öpüyoruz. Yani bu dediğin gibi Cuma'ya kadar hiç olmazsa biri gelir. Şimdi başkan da bu işleri zaten takip ediyor. Transfer komitesi takip ediyor. Hocayla beraber istişare yapıyorlardır muhtemelen. En kötü biri gelsin veya gönül ister ki ikisi birden gelsin ve takıma katılıp o uyum sorununu da aşmaları lazım. Bu forvet transferi olması. Ne kadar hızlı olursa, şimdi biz burada konuşuyoruz evet. ama belki Ertuğrul Hoca hop oturup hop kalkıyordur. Çünkü kendi yani takımın şeyi o. Yetkilisi o. İnsanlar bizi sormayacak. Ona soracaklar takım lig başlayınca. Doğru mu? Onun için hoca da çünkü ne dediler? Hocaya verdik dediler. Yani yetkiyi hocaya verdik. Bütün sorumluluk şu an Ertuğrul Hoca'da. Onun için hoca şuna inanıyorum ben. Bizden ve taraftarlarımızdan daha fazla istiyordur takıma evet. katılmasını bir an önce ki o uyum sorunu aşması lazım. Kesinlikle. Çünkü uyum sorunu derken saha içindeki uyum sorunu da çok önemli. Önemli olan o. Ama hadi diğer şekilde idman dışında bakara kakara yaparsın. İşte al gülüm ver gülüm yaparsın ama o idmanda bu arkadaşımızı kim besleyecek? Nereye top atacaklar? Nerede duracak? Onların, o futbolcunun kanatlarla uyumu olacak, konuşması olacak. Sen diyecek ki ben ileri çıkarken sen şuraya at, kafaya at, ayağa at. Bunlar hep önemli şeyler. Bunlar teknik önemli, taktik evet. işleri bunlar. Arkadaşlar onun için Ertuğrul Sağlam da hocanın da acilen istediğinin ben seziyorum, farkındayım. O yüzündeki ifadeler de belli oluyor. Belki çarşamba gününe kadar bir oyuncumuz, bir forvet oyuncumuz gelir diye tahmin ediyorum. Gönül ister ki ikisi birden gelsin. İyi akşamlar diliyorum herkese bizi izlediğiniz için. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özcan Pişmani'nin sahibi Yaşar Can abimize ve Öztürk Otokurtarıcı sevgili Erdinç kardeşimize de çekicidir kendisi. Evet. Yolda kaldığınız zaman Öztürk Oto yazıyorsunuz, yazmıyor. Çıkıyor. Evet. Ben bir kere yolda kaldım arkadaşlar, 4-5 ay önce. Telefonla aradım, Erdinç kardeşim 15 dakika sürmedi, 10 dakikada geldi, arabamı sanayiye çekti, parasını da ödedik, indirim de yaptı sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Dağacığım ben teşekkür ediyorum sana. İsmail abi senden de son sözlerini alayım. İsmail abi sen de teşekkür ediyorum. Son sözüm ben de teşekkür ederim Zafer abi. Ben son söz olarak Serdar Elen dediniz değil mi forvet için? Öyle gözüküyor. Markao, Saat ve Bruno kaldı herhalde. Ben bir o zaman kutucu. Markao, Saat diyeceğim yani. Ben arkadaşlar dedim, buraya yazdık. Yazdım kıvırmayın. Ha, ben Markao, Saat dedim. Benim düştü zaten. Bir daha ben Markao. Marcos, Markao ile Ahmet dedi bu arkadaş. Saat tamam, dedim ben. Tamam çok Ahmet şey Ahmet Saat ile Markao dedin. Evet. Markao ile Serdar dedin. Hmm. Benim iptal. Bitip bitmediğini bilmiyoruz. Gelen tüyo. Tamam dur. Kaybedersen tamam. Yandın. İnşallah takım iyi takım olacak. Takımımıza güveniyoruz. Ertuğrul Hoca'ya güveniyoruz. Her ne kadar eleştirsek de sonuçta güveniyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Çalışmalarını görüyoruz, izliyoruz. İnşallah iyi çalışırlar. Sezona da iyi başlarlar diyelim. Ben de sponsorlarımıza sevgili Yaşar abiye, Özcan Pişmaniye sahibi ve sevgili Öztürk Otokurtarıcı Erdinç Öztürk'e teşekkür ediyoruz forma sponsoru oldukları için. Forma çıkan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize de formalara hayırlı uğurlu olsun. Dağcığım teşekkür ediyorum ben teşekkür yayın ediyorum. İçin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, spor özelim bu akşam sonuna geldik. Ufakta bir hatırlatma yapalım. 12 Temmuz'da Kocaeli Spor sahaya iniyor dedik ama 12 Temmuz'da şehrimizde de önemli bir organizasyon olacak. Amirli kadın futbol takımımız Kocaeli Spor. 13'ünde galiba geliyor. 13. Maç 13'ünde galiba. 13'ünde mi maç? 12'si. 12'si diyebiliyorum. Maç 12'sinde. 12 Temmuz'da Kocaeli'de sahaya çıkacak, İsviçre ile karşılaşacak Amirli kadın futbol takımımız. O maçta da millilerimizi yalnız bırakmayalım. O Euro 2024'te yakaladığımız o ruhu Kocaeli olarak Amirli kadın futbol takımımızın yanında hissettirelim. Bunu da hatırlattıktan sonra bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Taha Burak Yavuz, yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.